Haydi bakalım. Anadolu rüzgarı. Ben köyümün delisiyim, benim yaram derin yara. Ben köyümün delisiyim, benim yaram derin yara. Ben köyümün delisiyim. İstemez zengin olmak, salma köylü olan ahmak. Ben köyümün delisiyim, salma köylü olan ahmak. Ben köyümün delisiyim. Çamur gelmez doktor, cahil derler bana kaptır. Ben köyümün delisiyim, cahil derler bana kaptır. Ben köyümün delisiyim. Köyümün her yanı kaya, vilayete gittim yaya. Oldu küçük Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim. Oldu küçük Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim. Oldu küçük Mustafa'ya, ben köyümün delisiyim. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Efendim yepyeni bir çarşamba akşamından Anadolu Rüzgarı programından Ekin TV ekranlarına herkese selamlar, saygılar. Evet, bundan böyle biraz gecikmeli oldu ama Reşadiye'mizde canlı yayınımız olduğundan dolayı biraz geciktik ama dolu dolu 2 saatimiz sizlerle beraber olacak. Efendim öncelikle Ramazan ayınımızı kutluyorum. Hayırlara vesile olmasın diyorum. Tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan'ını kutluyorum. İnşallah Ramazan'ı gösteren Rabbim bayramı da göstersin diyoruz. Bu akşam Anadolu Rüzgarı Ramazan boyunca adaylarımızı tanıtıyor sevgili dostlar. Geçen hafta zaten duyurusunu yapmıştık. Bütün belde belediye başkanı adaylarımızı, ilçe belediye başkanı adaylarımızı, kim adaylarımız konuk olmak istiyorsa Anadolu Rüzgarı'na, Ekin TV ekranlarında buyursunlar gelsinler. Kapımız açık. Projelerini anlatmak için bir fırsat verdik onlara. Bu anlamda ilk konuğumuzu da tabii ben Baydallı olduğum için Baydallı adayları tanıtıyoruz. Biraz torpil yaptık Baydallı'ya. Bir alkış gelsin ya. Evet.
Şimdi bu haftaki konuğumuz Tokat Reşadiye Baydarlı Kasabası AK Parti Belediye Başkanı adayımız Sayın Mustafa Asker. Başkan adayımızla konuşacağız. Projelerini göreceğiz. Ben projelerini gördüm. Vallahi muhteşem projeleri var. Sizler de adayımıza soru sormak istiyorsanız 0553 306 9960'lı WhatsApp numaramızdan iletişime girebilirsiniz. Bu anlamda çok çok teşekkür ediyoruz. Ve ana sponsorumuz Ekin Gayrimenkul'e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Selahattin Bayram'a, Cihat Bayram'a, Mücahittin Bayram'a, kanalımızın müdürü Emrah Binici'ye, Ekin TV ekranlarında çalışan personelimize güçlü bir alkış gelsin mi sizlerden? Çok çok teşekkür ediyoruz. Altman sponsorlarıma teşekkür ediyorum. Yine klavyede Taner Gamsız, bağlamada Aydın Vural bizlerle beraber olacak. Hemen yavaş yavaş ben adayımızın yanına geçiyorum. Dediğim gibi aday olmak isteyen bütün adaylarımızı, konuk olmak isteyen adaylarımızı Ekin TV ekranlarına bekliyoruz. Anadolu Rüzgarı'na gelin, burada projenizi anlatın. Seçmenize buradan duyurun diyoruz. Süs sehpamı da şunu alayım da. Doğukan'cığım böyle yandan yandan bakıyorsun ama yapacak bir şey yok. Doğukan'cığım biz yayına kaçta girdik ya, ben bakmadım da. 45 kala mı girdik? Geçe. 12.45 geç. O 10. Vay 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 vay. Evet. Dediğimiz gibi adayımıza ben dönüyoruz. Sevgili dostlar, mesajlarınız gelmeye başladı. Bu anlamda da ilk önce tabii Çişem'e bir teşekkür edeyim. Yayın hayatınızda ve sanat hayatınızda başarılar dilerim. AK Parti Baydarlı Belediye Başkanı adayı Mustafa Asker. Çok çok teşekkür ederim. Bir alkış gelsin. Sağ olsunlar, var olsunlar. Efendim, bizler Baydarlı'yız. Her türlü, her platformda Baydarlı'nın ismini duyurmaktan onur duyuyoruz. İnşallah uzanan kol her zaman bizden olsun diyoruz. İlk önce Tokat, sonra Reşadiye, en son Baydarlı olsun diyoruz. Çünkü niye? Baydarlı'yız, Baydarlı'nın çocuğuyuz. Biz yazları oraya gidiyoruz, orada kalıyoruz. Ne olursa olsun toprağımızdan vazgeçemiyoruz. Hangi makama kıssak da neticede bizim orası köyümüzdür, biz gidiyoruz. Özellikle ben her yaz gidiyorum zaten. Şimdi hemen adayımıza dönelim. AK Parti Baydarlı Belediye Başkanı adayı Mustafa Asker. Adayımız hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Suat Bey. Baydarlı'mızın medarı, iftarı diyebilirim size. Bulunduğunuz her platformda, gitmiş olduğunuz her konserde, her etkinlikte Baydarlı'yı dile getirmeniz bizleri ayrıyeten onurlandırıyor. Bu ne konuda demek? Çok teşekkür ediyorum sizlere. Bizler teşekkür ediyoruz. Şimdi Mustafa Asker'in öyle bir sorular hazırlamışım ki abi, 15 soru hazırlamışım. Yeter mi 15 soru? Erdal abi, sen niye arkadan oturdun ya böyle? Orada abi lan. Vallahi adayımıza muhteşem sorular hazırladım ama adayımız zaten burada tekbirli gelmiş. Hemen sağ tarafında projeleri var. Birazdan projeleri anlatacağız ve sevgili yönetmemden rica ediyorum, ara ara arka fonda dönen projeyi de ekrana verirse çok güzel olacak. Adayımıza birazdan sorumuzu soracağız ama yine Celal abi aramızda. Baydarlı AK Parti Teşkilat Başkanı Celal Polat. Celal abi sen de hoş geldin. Sağ ol, teşekkür ederim. Şimdi Celal abi sana soruları soracağım. Buyur kardeşim. Ama ilk önce bir tabii adayımızı bir tanıyalım. Tabii ki. Şimdi biz adayımızı tanıyoruz. Tabii ki. Tribündekiler tanıyor ama ekran başında şu anda biz inanıyorum ki Reşadiye'nin birçoğu köyü, hatta Reşadiye bırak Tokat'ın başka yerlerinden izleyenler var. Mustafa Asker kimdir? Sizi bir tanıyalım, buyurun. Sözlerime başlamadan önce ekran başındaki kıymetli hemşehrilerime saygı, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Misafirlerimize de hoş geldin diyorum. Mustafa Asker kimdir? Mustafa Asker, Değirmenci Cafer'in torunu, Tekçi Mahmud'un oğlu. Evet. 1987 Baydarlı doğumlu, evli ve iki çocuk babası. 2000 ilk ve orta öğrenimini Baydarlı'da tamamlamış. Lise öğrenimini Reşadiye Lisesi'nde bitirmiş. 2004 yılı itibariyle çalışma hayatını kuyumculuk sektöründe başlamış. Aynı zamanda da Tokat Kuyumcular Dernek Başkanlığı, Başkan Yardımcılığı görevimiz devam ediyor. Onun haricinde Tokat Safari Offroad Kulüp Başkanlığı görevimiz hala devam ediyor. Maşallah. Buradan da ekip arkadaşlarıma hepsini ayrı ayrı selamlarımı gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mustafa Asker, Baydarlı sevdalısı, memleket aşığı, doğup büyüdüğü topraklara hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bir Baydarlı'nın bir bireyidir. Evet. Evet.
Şimdi adayım, seni tanıdık. Projelerimize geçmeden önce, projemi biraz daha bekletiyorum ki şu anda televizyon başında, ekran başındaki seyircilerimiz biraz merakla beklesinler diye projeye girmiyorum. İlk önce rutin sorularımızı soruyoruz. Yavaş yavaş alıştıra soruyoruz. Yani koltuk bir ısınması lazım ilk önce. Ondan sonra ağır ağır sorulara giriyoruz. Şimdi Baydarlı kasabasını bir de senin ağzından dinleyelim sayın adayım. Baydarlı'yı tanıtmadan önce yazmış olduğum şiiri okuyayım. Müsaadeniz varsa. Tabii. Şairlik varsa buyurun. Eyvallah. Sevdası olanın şairliği de vardır. Eyvallah, doğru. Bağında arpayla buğday yetişir. Kekik kokulu güzel Baydarlı. Yem yeşil yaylası kuzu meleşir. Soğuk sularıyla meşhur Baydarlı. Gün doğdu şelalem yüksekten akar. Görenler dönüp de tekrardan bakar. Çamların içinde dipsiz gölümüz, Pirin mahallemiz, Gündoğdu köyü. Yemyeşil ovadır Süleymanlımız. Hasreti çekilmez kara sevdadır. Yamacın sırtında dereye bakar, Sıladan gurbete selam getirdim. Eyvallah. Adayımıza teşekkür ediyoruz. Ağzına yüreğe sağlık. Bu arada yine Bozcalı Belediye Başkanımız Sayın Yücel Gülbahar şu anda parti binasında izliyoruz diyor. Buradan da, o da kendisi Bozcalı Belediyesi'nin aday şu anda. O da AK Parti. Yücel adayı. Abiyi iyi tanırım. Yücel Başkanımıza, ortamda bulunan bütün başkanlarımıza selamlar saygılar olsun. İskesürme selamlar saygılar olsun. Bütün teşkilat mensuplarımıza ve memleketimizdeki bütün bizi izleyen seyircilerimize saygı, sevgi ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Eyvallah. O zaman adayım. Program benim program hemen böyle rüzgar gibi gidip geliyor. Ama hemen hızlı hızlı sorularımıza cevap verelim. Çünkü ondan sonra program bitti deyip de ben de anlatacaklarım var deyip deme bana. Ona hızlı hızlı. Şimdi Baydarlı'yı bir sizden tanıyalım. Biz Baydarlı'yı biliyoruz. Bir de şimdi aday olan, ben özellikle bu soruyu niye soruyorum? Çünkü Baydarlı'yı adaysa Baydarlı'nın geçmişini, tarihini, coğrafi bölgesini haritalarını bilmesi gerekiyor. Başkan adayın olması için. Kesinlikle. Biz senin ağzından dinleyelim Baydarlı'yı. Baydarlı'mız kuzeyinde Aybastı Gölköy. Doğusunda Demircili Belediye'miz, batısında Hasanşeyh, eski ismiyle Çengibağ, şu anki ismiyle Gürpınar Mahallesi. Güneyinde Kızılcören ve Çakırlı bulunan, yeşilin her tonuna sahip, suyu sert, insanı mert, doğası ve iklimi gereği yaşanılabilesi beldelerden bir tanesi bizim gözümüzde. Eyvallah. Sevgili dostlar, mesajlarınızı bekliyoruz. Sistemimize 8-8 düşüyor. Onun için 0553-306-9960. Adayımıza sormak istediğiniz sorularınız varsa şu anda Baydarlı kasabasının halkına sesleniyoruz. Çevre köylerimize sesleniyoruz. Adayımıza sormak istediğiniz sorular varsa açık ve şeffaf bir şekilde. Ben programdan önce adayımıza görüştüm. Dedim ki bütün şeffaflı bir şekilde sorulara cevap vereceğiz mi dedim. Kesinlikle. Kesinlikle Suat Bey'de her türlü açığız dedi. Onun için hiç sıkılmadan sorabilirsiniz adaylarımıza, sıkıntı yok. Şimdi sayın adayım, belediye başkanı olmak nereden aklınıza geldi? Niye istediniz? Yani niye belediye başkanı? Bu genç yaşta bu kadar sorumluluk altına niye girdiniz? Belediye başkanı adayı olma isteğimiz, Suat Bey, malum Ramazan ayı içerisindeyiz. İnsan nasıl ki malının zekatını veriyor, evet. Nasıl ki sizler, sanatçılar, çeşinizin zekatını bizlerle buluşturarak veriyorsunuz. Bizler de Tokat'ta yaşamam itibariyle sosyal yaşantım, iş hayatındaki ilişkilerim ve Baydarlı'mızdaki hizmet alım noktasındaki eksikleri gördüğümüz için ve kıymetli büyüklerimin desteğiyle Baydarlı'mıza belediye başkan adayı olma isteğimiz hasıl oldu. Eyvallah adayım. Ama adayı konuşurken alkışlayın tribün ya. Ya hay. İftarda... Suat Bey, iftardan çıktılar. Hayır, ne yediniz de böyle ya? Kan şekerleri biraz yeni yıl düzeliyor. Kan şekerleriniz birazdan yerine gelecek. İsmet abi nerede İsmet abi? İsmet Özdemir. Misafirler geldi, ona geliyor. İsmet abinin abi. Size bir sürprizi var arkadaşlar. Söyleyeyim mi İsmet abi, daha var mı? Tamam, hadi bakalım biraz daha bekleyelim. İsmet abinin size bir jesti olacak. Şimdi başkanım, Baydarlı kasabasının nüfus bilgileri nelerdir? Yazın ve kışın kaç hanemiz oluyor Baydarlı'da?
Sözlerime şöyle başlayayım Suat Bey. Sizler de biliyorsunuz ki Baydarlığımız 5 mahalleden oluşuyor. 5 mahallemizin kütüğüne bağlı aşağı yukarı 11 bin üzerinde bir nüfusa sahibiz. Evet. Ama yıl sonu nüfus yazımında 2004 yılbaşı itibariyle 2175 nüfusa sahibiz. Kışın Baydarlığımızda özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında 1500'lere, 1000'lere kadar düşüyor nüfusumuz. Yani yaz ve kış orantısı olarak dengesiz bir nüfus yapısına sahibiz. Yazları 2000, 3000, özel günlerde 7000, 8000'e kadar çıkıyor beldemizin evet. nüfusu. Bu konuda biz Baydarlı olarak şanslıyız. Nüfusu tamamlama konusunda inşallah yaptığımız hizmetler, vereceğimiz desteklerle, vatandaşımızla ikili ilişkilerimizi sağlam tutarak inşallah 3. yıl sonunda hedefimiz Baydarlığımızın nüfusunu 5000 ve üzerinde tamamlamak. İnşallah. Zaten nüfusu da bu şekilde çoğaltırız zaten. Bir belediye başkanı ne kadar halkla iç içe olursa, köylünün derdine derman olursa, köylüne nerede olursa selam verirse, o zaten vatandaş köyüne nüfusunu yazdırır zaten. Bizim yıllardan beri kıramadığımız kabuk buydu. Neyse ben konuşmak da istemiyorum fazla zaten ekran başında. Ben sanatçı olduğum için ben ilerleyen saatlerde konuşacağım şimdi. Konuşmuyorum, biraz daha susayım. Peki başkanım. Başkanım diyorum yani ekran başı yanlış anlamasın. Ben öyle ağız olarak söylüyorum. Allah söyletiyor Suat Bey. Allah söyletiyor. Peki sizin belediyecilik anlayışınız nedir? Bizim belediyecilik anlayışımız siyasi partimizin de seçim çalışmalarında kullanmış olduğu sloganımız gerçek belediyecilik. Evet. Vatandaşının her zaman, her anında ve her daim yanında olan bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Sadece seçim zamanı değil, 365 gün, 6 saat yani 7 gün 24 saat hizmet etme konusunda inşallah çalışmalarımızı tamamladık. Bununla alakalı da ekibimiz oluşturduk. İnşallah bundan sonra Baydarlı'da 7 gün 24 saat vatandaşımıza hizmet götüren bir belediyecilik anlayışımız olacak. İnşallah. Peki bir soru daha sorayım. Ondan sonra mesajlarımızı yer vereceğiz. Arkasından bir türkü hazırlayalım arkadaşlar. Çünkü fazla ekran başını sıkmayalım. Çünkü mesajlarımız da var. Sizin belediye başkanlığınızda diğerlerinden farkı ne olacak? Şimdi Mustafa Asker belediye başkanı seçildi. Diğer belediye başkanlarından veyahut da belediyelikten farkınız ne olacak? Hazır konuya değinmişken kurucu belediye başkanımız Hasan Özkaya Bey'i rahmet ve minnetle anıyorum. Evet. Akabinde Hamdi Duman, akabinde Servet Duman ve hali hazırda belediye başkanımız İlyas Demir Bey'lere de selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Baydarlı Belediyesi nüfus konusunda bir vatandaşının, gurbetten gelen bir vatandaşının bütün ihtiyacını karşılayacak seviyede ve düzeyde bir belediyedir. Baydarlı elinde bulundurmuş olduğu gücü, elinde bulundurmuş olduğu imkanları, kıymetini bilen inşallah 1 Nisan'dan sonra bir belediye başkanına sahip olacaktır. İnşallah. Şimdi o zaman şunu da ilave edeyim Suat Bey. Bizim hizmet anlayışımız, belediyecilik anlayışımız vatandaşımıza hizmet odaklı. Bizim tek derdimiz var, tek davamız var. Vatandaşımıza hizmet etmek. Zaten bu yola çıkarken de bir slogan hazırlamıştık kendimize. Hızlandırılmış siyaset, kesin çözüm, mutlu vatandaş. Eyvallah. Şimdi birkaç tane mesaj okuyalım. Bakalım kimler nereden katılıyor. Ondan sonra bir türkü molası verelim. Ondan sonra da başkan adayımızın projelerini burada canlı canlı gösterecek katalogdan birazdan sizlere. Adaya konuklara tüm Baydarlı'ya selam. Malum iki aday değişti. Anlaşma yaptık diyorlar. Anlaşmayı görmeden paylaşmadan karar veremem. Ama cumartesi net fikrimi açıklayacağım diyor. Herkese selamlar olsun diyor. Ali Osman Demir. Ali Osman abiye selamlar, saygılar olsun. Ali Osman abiye biz de selam, saygı ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Ali Osman Demir biliyorsunuz dernemiz için, köyümüz için çok faydalı bir iş adamımızdır. Baydarlı sevdalısıdır kendisi de.
Vallahi senin de şeyle bekliyoruz merakla. Cumartesi günü açılacağım demiş herhalde. Cumartesi günü. Cumartesi günü. Ali Osman Demir abimize selamlar, saygılar olsun. Gerçekten derneğimizin alımında ve köyümüzde çok emekleri oldu. Tarihimizi araştırıyor. Bu anlamda ellerinden öpüyoruz Ali Osman Demir'in. Aslında bu akşam katılacaktı ama katılamadı. Sizlere selamları var arkadaşlar. Şimdi birkaç tane mesajımızı okuyalım. Musa Bey, seçimlerde başarılar diliyorum. Baydarlı'da gençler için faaliyet, etkinlikler, projeler nelerdir demiş Hasan Can Koral. Hasan Can Bey'e güzel sorusu için teşekkür ediyorum. Baydarlı 1 Nisan 2024 itibariyle sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşının ve gençlerimizin, sadece gençlerimizin değil, kadınlarımızın ve ihtiyarlarımızın hizmetinde bütün sosyal etkinliklerin içerisinde olan, Baydarlı'nın gücünün farkında olan bir belediyecilik anlayışının içerisinde olacağız. Gençlerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. İnşallah bunun çalışmasını yapıyoruz. Çalışma sonlandırıldıktan sonra kendi hesabımızdan paylaşım yapacağız. Şimdi paylaşım yapmak bizim için vekillerimizden inşallah onayını aldıktan sonra açıklamasını yapacağız. Gençler, Baydarlı Eminerler'de, sizler de Eminerler'desiniz. Sizlerin geleceği de Eminerler'de. Eyvallah, teşekkür ederiz. Başkanımıza, seyircilerimize selamlar, hayırlı Ramazanlar. Suat'ım, namı değer atılma Atilla. Asker demiş. Atilla asker. Atilla. Atilla. Atilla asker. Atilla abi gelmedi mi buraya? Gelecekti. Niye gelmedi Atilla abi? Öyle mi? Hep öyle oluyor zaten. Neyse, Atilla abiye selamlar, saygılar olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Baydarlı gençler için ne yapmayı düşünüyor Mustafa Bey? Vaatleri neler demiş? Evet, biraz önce bahsetti adayımız zaten. AK Parti adayımız Mustafa Asker Başkan'a başarılar dileriz. Her daim yanında ve arkasında olduğumuzu bilsin. Başarılar dilerim. Ben Şerife Torun demiş. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Şerife Torun bizim Kadın Kolları Başkanımız değil mi? Evet. Doğru mu? Kadın Kolları Başkanımız. Evet, Kadın Kolları Başkanımız. Selamlar, saygılar olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Baydarlı gençler için ne yapmayı düşünüyoruz? Evet, aynı mesaj bir daha gelmiş. Hı hı. İyi akşamlar, Mersin'den al ömrümü söylerseniz çok çok sevinirim demiş. Eyvallah, Mersin'e de selamlar, saygılar olsun. Mustafa Başkanım'a selamlar, her daim yanındayız. AK Parti Reşadiye Gençlik Kolları demiş. Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Oğuz Bey ve ekibine selamlarımızı iletiyoruz. İyi akşamlar Suat abi, Mustafa kardeşim hayırlı olsun. Tokat Reşadiye Gökköy demiş. Eyvallah, Gökköy'üne selamlar, saygılar olsun. Tokat Reşadiye Taşlıca Köyü'nden Baydarlı'ya selamlar olsun. Başkanımız Mustafa Asker'e selamlar olsun demiş. Vay, eyvallah. Selam. Mustafa Bey, seçimlerde başarılar diliyorum. Baydarlı'da gençler için ne yapmalıdır demiş. Vallahi gençlerde müthiş bir derece var. Vallahi projeleri açıklayacağımız zaman Suat Bey, evet, inşallah gençlerimizin en büyük problemlerinden bir tanesi istihdam problemi. Evet, evet. Maalesef. Bir de benim az bir, yani bir fikrim olacak. Hı-hı. Aslında bunu programın sonunda söyleyecektim ama şimdi Baydarlı'ya geldiğimiz zaman gerçekten Baydarlı bizim Reşadiye'mizde bölgesel olarak çok gözde olan bir köy. Kesinlikle. Hem coğrafi bölgesi olarak hem maddi olarak, yani bugün ben Baydarlı'yım deyince sağda solda insanlar diyor ya sen Baydarlısın. Hani çevre köylere niye açılıyorsun ama o sahip çıkan var, sahip çıkmayan var. Herkese saygı duyuyoruz. Şunu da anlatmaya çalışıyorum. Ben yazın sanatçı arkadaşlarım geldiği zaman inanın ki ağırlayacak yer bulamıyorum Baydarlı kasabasında. Yani... tamam, şu anki belediye başkanımıza saygı duyuyoruz. Eyvallah da. Hı hı. Ama o göleti yıllardan bu yana bir sosyal faaliyet yapamadılar. Yani biz mesela Hasanşehir, benim annemin köyü, orada hı hı. ağırlıyorum. Ama ben isterim ki mesela o Baydarlı göleti tertemiz olsun. Bir sosyal tesislerimiz olsun. Hı hı. Bir sanatçımız geldiği zaman veyahut da bir misafirimiz geldiği zaman ya bizim göletimiz var deyip de orada ikramlar olsun. Ara ara Celal abi işletmecini alıyor, o da bıkıyor, ondan sonra bırakıyor zaten. Ama... biz sabit olsun diyoruz. Yani yaz, ben atıyorum mesela kışın oraya gittiğin zaman ya Baydarlı'da kar yağarken ben orada belki kebap yemek istiyorum. Yani misafirimle beraber. O birincisi. İkincisi de buradan diğer adayımıza da size söylüyorum. Hanginiz hayırlısı o gelsin zaten. Bir Baydarlı kasabasına festival alanı şart. Etkinlik alanı şart. Bugün Baydarlı gibi yerimizde bizim etkinlik alanımız yok. Festival alanımız yok. Coğrafi bölgemiz geniş. Ama ben sizden istirhamım, değerli adayım, bu göreve geldiğiniz zaman ilk işiniz bu göletle Baydarlı'ya yakışır bir festival alanı yaparsanız hı hı. daha muhteşem olurdu. Çünkü bugün biz etkinlik yapacağız, dağlarda, bayırlarda yapıyoruz. Lavabomuz yok etkinlik alanlarımızda. Bu Baydarlı'nın kötü bir lisanı gösteriyor.
Bu anlamda benim iki isteğim var. Bir de aşağıya o belediyenin olduğu yere kültür merkezi tarzında bir bina yaparsanız, atıyorum mesela kütüphane tarzında. Gençlerimiz diyoruz ya, mesela gençlerimiz geldiği zaman yazın orada kafeteryada, yani böyle zaman geçirebilecek kültür merkezi tarzında, kütüphane tarzında oyunlar olabilir mesela. Bunu da Baydarlı'ya yaparsak, ki zaten Baydarlı'mızda bugün esnafımız var zaten. Marketimiz var zaten. Yani biz niye Reşadi inip de kafeteryada iki tane kahve içiyoruz? Bizim yani çok süper bir köyümüz var, göletimiz var ya. Ben göletin manzara karşısında kahve içmek ne istemem yani? Bunu size rica ediyorum. Hepsinin cevabı birazdan burada. Öyle mi? Hepsinin cevabı birazdan burada. Hadi bakalım o zaman. Buradasın. Hadi bakalım. O zaman bir türkü gelsin. O zaman bir türkü alalım. Türkü projelerimizi canlı canlı göreceğiz. Aydın. O zaman harmana sererler sarı samanı diyelim. Şöyle biraz yöresel dışına çıkalım. Birazdan yöresele gireceğiz. Çeşmenin başından işmar edersin. Çeşmenin başından işmar edersin. Beni sevdiğime pişman edersin de pişman edersin. Beni sevdiğime pişman edersin de pişman edersin. Ne dedim ki anan ile babana? Ne dedim ki anan ile babana? Beni çatallıya rezil edersin de düşman edersin. Beni çatallıya düşman edersin de düşman edersin. Beni çatallıya düşman edersin de düşman edersin. Eyvallah. Vallahi böyle bir türkü molası verdik. Şimdi... Sesinize, yüreğinize sağlık. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Adayımızla devam ediyoruz şimdi. Peki Baydal'da eksik olan ne var? İnsanlar niye nüfus vermiyor sayın adayım? Biraz ondan bahsedelim. Ondan sonra senin projelerinize geçelim. Baydal'da eksik olan belediye ile vatandaşımızın barışık olmaması. Bu eleştirme babında söylemiyorum bunu. İlyas abinin, İlyas Demir Bey'in
yaşının yanlış hatırlamıyorsam 73-74 yaşında olması itibariyle ve gençlerimizin artık bundan 20 sene önceki hizmetleri değil de çağa ayak uydurabilecek hizmetlerin gelmesini istedikleri için ve isteklerinin karşılıklarını alamadıkları için nüfus almakta Baydarlı olarak bizler zorlanıyoruz. Evet. Şimdi adayım, yavaş yavaş sen sağındaki projeleri gösterene hazırlan. Celal abi, sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ellerini bağladın böyle. Allah'a sınavım, hayırlı yayınlar. Bir de hasbelkader Mustafa kardeşim de yanında olduk. Sayın vekillerim beni de teşkilat başkanı olmamı istediler. Ben de sağ olsun Mustafa kardeşime destek vermek için teşkilat başkanı olduk. Baydarlı'da gençlik kollarımız var Yusuf Tuman. Evet. İnşallah kadın kollarını da kuracağız. Baydarlı'da AK Parti'yi şahlandırmayı düşünüyoruz Allah nasip ederse. Bu arada yani belediyemizin desteği olacak, vekillerimizin desteği olacak. Burada bir abimiz var, saygıdeğer, onun bize desteği olacak. O yüzden Baydarlı'da AK Parti'yi tanıtacağız. Bu zamana kadar AK Parti'yi sadece ampul olarak tanıyoruz ama biz komplesini tanıtacağız inşallah. Eyvallah. Hayırlısı olsun. Sağ ol. Değerli yönetmenimden rica ediyorum mesajlarımızı yenilerse ben de yeni mesajlarımı okuyacağım. Celal abi de biliyorsunuz yani Baydarlı'ya çok emek verdi. Biraz önce dedim ya kafa sesince Baydarlı'ya bir tesisi yapıyor ondan sonra vazgeçiyor bırakıyor. Bu anlamda Celal abi gerçekten Baydarlı'ya güzel emekler veren bir insan. Yani hem otobüs firması olsun elinden geldiği kadar gerçekten yani belki Celal Polat gibi 20 tane Baydarlı olsa belki Baydarlı farklı yere taşınırdı yani. Kesinlikle. Bu anlamda Celal abiye bir alkış gelsin. Bana hiç sponsor... bana hiç sponsor olmadı ama yine de ben reklamını yapayım yani. Otobüs firması var arkadaşın. Tamam. Yani sıkıntı yok. Uzanan kol bizden olsun. Suat Bey. Celal Bey'le alakalı bir anımı anlatayım size. Buyurun. Vakti zamanında İstanbul'da yaşadım bir 4-5 sene. Bir bayramdı. Ya kurbanlı ya Ramazan'dı. Tam hatırlamıyorum. Otobüste 46 kişi var. 40'ı Baydarlı'dan, 6'sı Reşadiye'den. 50 liraydı yanlış hatırlamıyorsam otobüs bileti. Evet. Dedim ki şoföre, biz dedim 25'er lira dedim daha verelim. Biz o 6 tane yolcuyu indirdikten sonra bizi Baydarlı'ya götürün dedik. Evet. O zamanki firma sahibi şunu söylemişti bize. Ya Baydarlı'ya otobüs mü çıkar? Şu an Celal Polat sayesinde Baydarlı'da 3 tane otobüs şirketi var. Evet, evet, evet. Ve gün... Vatandaşımızın parası artık cebinde kalıyor Celal Polat sayesinde. Haklıya hakkını verilecek. Eskiden İstanbul'a gideceğimiz zaman sabah belediyemizin otobüsüyle gidiyorduk. Akşama kadar Reşadiye'de bekliyorduk. Evet doğru. İstanbul'dan geldiğimiz zaman sabahtan minibüsün kalkacağı saate kadar Reşadiye'de bekliyorduk. Bunu bir de çoluk ve çocukla hayal edin. Yahut yaşlılarımızı hayal edin. Şimdi Baydarlı'dan otobüsüne biniyor. İstanbul'da iniyorsa Celal Polat sayesindedir. Evet teşekkür ederiz bu anlamda. Hizmetlerinden dolayı. Ama bana hiç sponsor olmadı. Erdal abi ne diyorsun bu konuda sen? Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Yarın ben kuyumcu kentte, gerçi yaramazdan ben gelemem açlısız. Ne yapacağım kuyumcu kentte ya? Değerli Suat kardeşim yayınınızda üstün başarılar diliyorum. Konuklarınıza tüm katılımcılara selamlar, saygılar sunuyorum. Sarıkışla Köyü Dernek Başkanı Yüksel Polat. Başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Başkanımızdan pazar günü yeni kongresi vardı. Tekrar yeniden başkanlık oldu. İnşallah bayramdan sonra da Sarıkışla Köyü'nü burada ağırlarız başkanıma. Yüksel Polat'a tüm ekibine, tüm Sarıkışla'ya selamlar, saygılar olsun. Şimdi... Yönetmenim şey veriyor muyuz Doğukan? Projeleri veriyoruz değil mi ara ara? Tamam. Şimdi adayımız hangi projelerden başlarsa? Projelerime başlamadan önce bu projeleri yapımında bu projelerin bizlere ulaştırılmasında emeği geçen Anayasa Komisyon Başkanımız Sayın Yusuf Beyazıt, Tokat Milletvekilimiz Sayın Mustafa Arslan, Tokat Milletvekilimiz Sayın Cüneyt Aldemir Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıyeten projelerimizin bir numaralı destekçisi olduğunu söyleyen Genel Başkan Yardımcımız
hemşehrimiz Zafer Sırakaya Bey de sevgi ve şükranlarımı sunuyoruz. Saygılar sunuyoruz. Saygılar sunuyoruz. Sağ olsunlar. Evet, zaten ana ekranda şu anda geçiyor alayım. Yani buralarda zaten bizler biliyoruz. Güzel. Hı-hı. Burası kapalı pazar. Tek tek gidersek evet. Suat Bey. Tamam. Hadi bakalım. O zaman değerli yönetmenimden Doğukancığım öyle uzun bir şekilde. Her evin bir girişi olması inancındayım. Bir vatandaş geldiği zaman nereye geldiğini bilmesi gerektiği düşüncesindeyim. İnşallah Baydarlığımızın giriş kapısı bu şekilde olacak. Bunu isim vermeyeyim. Fatih Bey'le beraber çizdik. Birçok İstanbul'da belediyelerimize projeler çizen Fatih Bey, buradan selamlarımı iletiyorum. Evet. Belediyemiz, şunu da en başından söyleyeyim. Bu projeler belediyemizin kendi imkanlarıyla değil. Bizler AK Parti Baydarlı Belediye Başkan adayı olduğumuz için merkezi hükümetten alacağımız kaynaklar ile ve bu projelerimizin arkasında vekillerimizin desteğiyle inşallah 5 yıl içerisinde hayata geçireceğimiz projeler bunlar. İnşallah. Evet. Bu Baydarlığımıza yakışır bir giriş kapısı. Onu ben alayım, alayım, alayım. Şöyle. Dedik ki, Baydarlı bir gurbetçi memleketi. Evet. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha rahat vakit geçirebilmeleri için ne yapabiliriz diye düşündük. Belediyemizin önünde 3250 metrekare belediyemize ait bir alanımız var. Bunu nasıl değerlendirebiliriz diye sayın mimarımla kafa yorduk. Dedik işte 2 metre 10 santim toprak sahayla belediyenin önündeki zeminin kot farkı var. Evet. Biz 1 metrede aşağısından çaldık bunun. 3 metre 10 santim yüksekliğinde 6 kapalı pazar yeri ve üzeri millet bahçesi olacak şekilde projemizi vatandaşlarımıza sunduk. Derneğimizde de zaten bunları tek tek anlattık. İnşallah yakın zamanda Baydarlı Yüzyılımız başlıyor 1 Nisan itibariyle. Evet. Gençlerimize müjdelerimiz bitti mi? Bitmedi. Şimdi kıymetli gençler, ben de sizlerden birisiyim. Biliyorum ki hepiniz memleket sevdasıyla yanıp tutuşuyorsunuz. Memleketinizde iş imkanları kurup Baydarlı'da hayatınızı sürdürmek istiyorsunuz. Bununla alakalı şu anki çocuk parkımızın olduğu yer, Suat Bey burası. Aşağıda İsmail çıkalım. Askerlerin evet. Ve Salih Şaman'ın dükkanının olduğu yer. Biz o dükkanları ve oyun parkını kaldırıp millet evet. Bahçesine taşıyacağız. Buraya da 80 metrekare çapında 8 tane dükkan sığdırıyoruz. İnşallah gençlerimiz artık mesleğinizi İstanbul'da, Ankara'da yahut İzmir'de değil, Baydarlı'da icra edeceksiniz. Bunların destekleri ve yapılacak, izlenecek yol haritası bizim Baydarlı Belediye'miz ve AK Parti hükümetimiz sayesinde tek tek incelenecek ve sizlere destek olunacaktır. Eyvallah. Reklama kaç dakikamız var? Değerli yönetmenim, reklam var mı reklamımız? 4 dakikamız var. Hızlı mı geçeyim o zaman? Bu yok, onu ikinci saate bırakalım. Fazla acele etme. 4 dakikamız varsa daha buradayız zaten. Daha o zaman bir türkü yapalım. Projelerimiz çok. Projelerimiz daha çok. Var. Zamanımız var. Tamam. Şimdi 4 dakikamız varsa Doğukan'ın benden isteği vardı Aydın abi. Benim her hafta söylediğim bir türkü var ya. Neydi o? Sen söyle bakayım. Günahımı alma yar, deme beni kandırdın. Anam bile biliyor, sen de Polat'a yangındın değil mi? Hadi bakalım yapalım o zaman. Hadi gelsin bakalım, hareketli girelim. Eskilerde o ikinci reklamdan sonra. Acele etme daha dur. İsmet abi, hazır mı senin sürprizin? İsmet abi vallahi bu akşam buraya gelirken eli boş gelmemiş. Tatlıyla gelmiş. İsmet Özdemir'e şöyle bir güçlü alkış gelsin mi? Bizim yine yöremizin değerli restoranlarından Keşke meşhurdur. Buradan derneklerimize sesleniyoruz. İsmet Özdemir'le itibara girin. Yöremizin Keşke'ni yapan İsmet Özdemir'e selamlar, saygılar olsun. Tamam İsmet abi, yeter mi? Haydi bakalım. Ver coşku. Ekran başı. Sizi diyor. Müzik
çayıra. Buzuların alda gel, gidek büyük çayıra. Zaten adımız çıkmış, kim yoracak hayıra. Zaten adımız çıktı, kim yoracak hayıra. Günahımı almayar, deme beni kandırdın. Anam bile biliyor, sen de bana yan buldun. Günahımı alma kız, deme beni kandırdın. Anam bile biliyor, sen de Polat'a yan buldun. Hele hele, stüdyo, ver coşkuyu, haydi bakalım. Ekin TV, Anadolu Rüzgarı. Başatların çayırda ardı sıra geldiğim. Başatların çayırda ardı sıra geldiğim. Günahımı almadız, deme beni kandırdın. Anam bile biliyor, sen de bana yan buldun. Günahımı almadız, deme beni kandırdın. Anam bile biliyor, sen de bana yan buldun. Evet değerli yönetmenimiz Tuğçe Hanım'a gelsin bu. Doğukan'a gelsin. Ekin TV ekranlarına gelsin. Ekin TV personeline gelsin bu alkış. Alkışlar mıyız Ekin TV? Yayladan gelen güzel, yaylada kar var mola. Yar yoluma ölene sorumu sual var mola. Yar yoluma ölene sor bu sual var mola. Haydi haydi gidelim Baydarlı yaylasına. Doktor ilaç vermiyor Polat'ın yarasına. Haydi haydi gidelim orman aralarına. Doktor ilaç vermiyor sevda yaralarına. Ekmeğim var, aşım var da ah ne belalı başım var. Ekmeğim var, aşım var da kız ne belalı başım var. 20'den birim eksik, 19 oynaşım var. 20'den birim eksik, 19 oynaşım var. Haydi haydi gidelim orman aralarına. Doktor ilaç vermiyor sevda yaralarına. Doktor ilaç vermiyor sevda yaralarına. Efendim kısa bir reklamlar. Reklamlardan sonra Anadolu Rüzgarı sizlerle. Hiçbir ayrılmıyorsunuz. Efendim herkese merhabalar. Yine ben Emrah Binici, Ekin Grup Genel Müdürü. Şimdi bizler Gelibolu Ocaklı Köyü'ndeyiz. Şu anda burası bizim 4. projemiz. Daha yüksek ölçekte parseliniz var mı diyenler için işte sizlere müthiş bir fırsat. Ocaklı Köyü'nde Saros Körfezi'ne sadece 1,5 kilometre mesafede, Kadastro yolunun hemen dibinde ve yine ana yola yakın mesafede muhteşem konumda parseller. 534 metrekare
Evet, isteyen ileride evini yapabilir, bahçesi olabilir, otoparkı olabilir. Gerçekten çok güzel konumda. Şu anda mesela bir tane satışımız var. Etrafı tellerle çevrilmiş durumda. Gerçekten güzel konumda dediğim gibi. Su sorununuz yok. Evet, 7 metreden sondajla suya kavuşabiliyorsunuz. Buranın geleceği ileride çok parlak değerli izleyenler. Daha önceki satmış olduğumuz projelerde alanlar hep kazandı. Bizler de kazandırmaya devam ediyoruz. Ekin TV güvencesiyle Ekin Gayrimenkul olarak Ocaklı köyündeyiz, Gelibolu'dayız. Saros Körfezi'ne 1,5 kilometre mesafede 534 metrekare parsellerimizin de satışına başladık. Beton direkleri dikilmiş vaziyette. İsteyen etrafını çevirebilir gördüğünüz gibi. İsteyen bungalov ev koyabilir. İsteyen tin house koyabilir. İsteyen prefabrik koyabilir. Şunu belirtmek istiyorum. Burada toplam 12 parsel var. Tamamı 534 metrekare. Her bir parsel 534 metrekare. Önce tapunuzu alıyorsunuz, sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Evet, kısmi vade seçeneğimiz var. Bunu da hemen açıklamak istiyorum. Emsalleri 1 milyon. Bakın buradaki değerler. Özellikle Güneyli sınırdayız biz. Güneyli'ye sınır parsellerimiz. Hemen yanı başında imarlı ifrazlı arsa vasfında yerler var. Güneyli'ye sınır. Güneyli'de metrekaresi 5000-6000 liradan satılırken bizler Güneyli'ye sınır olan bölgede Ekin TV izleyenlerine müthiş bir kampanyayı yeniden başlattık. 12 parsel var. Bunun bir tanesini verdik. Geç kalmadan sizler de yerinizi ayırttırın. Vereceğim telefon numarasını, ekran altındaki numarayı arayarak hangi gün müsaitseniz bize söylemeniz yeterli. Bizler sizleri Beylikdüzü'ndeki ofisimizden hareket ettiriyoruz. Servis aracımızla yaklaşık 2,5 saatte burada oluyoruz. Güzel bir yolculuk oluyor, güzel bir muhabbet oluyor. Ve muhtemelen de zaten genelde ben geliyorum, sizlere ben eşlik ediyorum. 0212 594 4594 telefon numaramız. 0212 594 4594 hemen kadastro yoluna cephe, hemen yanında 1,5 kilometre ileride Saros Körfezi var. Hatta Mavi Saros olarak geçiyor. En temiz bölgelerden bir tanesi. Saros Körfezi'nin özelliği kendi kendini temizleme özelliğidir değerli izleyenler. Yazın buraya geldiğiniz zaman böyle mis gibi pırıl pırıl suda yüzmek istiyorsanız, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve ileride güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız gelin burayı görün ve tercih edin. Biraz önce ne söyledim? Emsalleri evet 1 milyon 534 metrekare, yarım dönümden daha fazla. Dediğim gibi bungalov koyabilirsiniz, etrafını çevirebilirsiniz. Etrafta zaten görüyorsunuz. Bakın bağ evi yapmışlar. Hemen yan tarafında bir prefabrik var. Gerçekten güzel bir konumda. Peki biz ne yapıyoruz? Yine yapacağımızı yaptık ve indirimli fiyatı 1 milyon değil, bakın 750 bin TL. Ve bunun 500 bin TL'si nakit, geriye kalanı da sizlere vade seçeneği sunuyoruz. 0212 594 4594 telefon numaramız. Ulaşım çok kolay. Beylikdüzü ofisimizden 2,5 saatte. Şu anda biz bu reklamı çekiyoruz ve bizim ekibimiz şu anda, canlı olarak söylüyorum bunu. Yani latife değil, canlı olarak şu anda tapudan geliyorlar. Ben konuşurken onlar inecek. Ve ellerinde tapularla zaten göreceksiniz. Bizzat ben buraya çağıracağım ben anlatırken ve hemen röportaj yapacağım. Ve ellerinde tapularla bugün yine iki izleyicimizi tapu sahibi yaptık. Şimdi ben ne diyeceklerini bilmiyorum. Yani hatta Haydar abi şöyle bir döndürebilirsek. Bak şu anda araçtan iniyorlar. Ben de dönüyorum. Dönelim şöyle. Karşımızda tapu dairesinden gelen izleyicilerimiz, satış ekibimiz, tapusunu alan müşterilerimiz. Şimdi ben canlı canlı onları buraya davet edeceğim. Nasıl ilk geldiklerinde nelerle karşılaştılar, ondan sonra tapuları ne kadar süre içerisinde aldılar, memnunlar mı, mutlular mı bilmiyorum. Bak bunların hepsi spontane gelişen, canlı gelişen olaylar. Evet, şimdi ben buradan hemen kimi çağırsam acaba ki? Kimi çağırsam? Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet, biraz önce dedim ya böyle, biz burada anlatımı yaparken, ben buradayken orada da tapu dairesine gittiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık biz samimi olduk Dursun abi. Evet. Şimdi şunu soracağım ben. İlk başta geldiğiniz zamanki böyle karşılamadan şu ana kadarki olan durumu özetler misiniz? Ondan sonra yerimizi soracağım. Tavsiye edersiniz, etmezsiniz. Tamamen böyle net olaraktan ne gördüyseniz onu söylemenizi istiyorum. Ekran başında izleyenlerimiz için. Çünkü hiç kimseyi kandırmak da istemiyoruz. Zaten kandırmıyoruz da. Yer kendisini belli ediyor. Hepsini ben anlattım biraz önce. Bir de sizden duyalım. Ben ismim Dursun Çetin. Ta ki reklamlarda dinlediğim kadarıyla, oradan aradığım, buraya kadar geldiğim kadarıyla her şeyi gerçek, samimi, dürüst. Hepsine teşekkür ederim. Başta Emrah Bey olmak üzere. Hemşerim aynı zamanda. Evet. Bugün tapuyu aldık. Bugün tapuyu aldık.
Herhangi bir sorun yok. Tapumuzu yaptık. Hatta biz ödeme bile almadık. Hatta 5 kuruş para vermeden tapumuzu aldık. Tapu masrafı da vermesek de olur. Evet, tapumuzu aldık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah sağ olsun. Tapu masrafı ödemediniz. Tapu 5 kuruş para vermeden, tapu masrafı da ödemeden Tapu dairesinden çıktık. Şu anda tapumuz elimizde, 5 kuruş para vermeden tapumuzu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Peki Allah şimdi olsun. Bizi izleyenler için konumla ilgili, yerle ilgili, anlattığımız bölgeyle ilgili söyleyecekleriniz de bizim için önemli. Ben o kadar yer dolaştım, gezdim. Burası beni cezbetti. O kadar baktım, araştırdım. Yani bu zamana kadar içim ısınarak aldığım yer. Benim 4 tane evladım var. Onların için aldım. Ama gönül rahatlığıyla aldım. Bu konuda Ekin TV ailesine teşekkür ederim. Tavsiye de ediyoruz tavsiye o zaman. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok teşekkür ederim tekrardan Dursun abim. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Evet, devam ediyoruz. Dediğim gibi misafirlerimiz geldi. Mesut abiyle de biz artık bir çok samimi olduk yani, gidiş geliş. Aynı soruyu size de soruyorum. Buyurun. Biz şimdi hangi gün gelmiştik? Cumartesi günü gelmiştik. Cumartesi geldik. Bugün günlerden reklamı çektiğimiz bugün günlerden çarşamba. Çarşamba. 4 gün içerisinde her şey halloldu. Tapumuz verildi. Peki gelişle... Kendisini söylemeden ben söyleyeyim. Buyurun. Mal almak, vermek başka bir şey. İnsanları rahatsız etmeden, konforlu bir şekilde bugün bu saate kadar yapmış olduğunuz hizmet için ben en başta teşekkür etmekteyim. Mal almak, etmek onlar farklı mevzular. Tabii ki firmanızın yaptığı güzellikler çok. Onu da ben gördüm ve yaşadıyoruz ve yaşadık. Ne diyeyim, Ekin TV ailesine ve çalışanlarına, herkese teşekkür ederiz. Yeri beğendik mi? Yer çok güzel, çok muntazam. Hayalimizde kurduğumuz yerimizi aldık diyelim. Aldık, oldu. O diyelim. Zaman hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun herkese ve güzel komşularımı bekliyorum. Tanımıştı oldu zaten. Evet, Dursun abi. Evet, Dursun Bey'i tanıdık, Haydar Bey'i tanıdık. Herkese teşekkürü ben teşekkür ederim. Deyiz. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Yenge Hanım hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ve bir şeyim daha var. Tapuyu aldık ama daha para vermedik. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun tekrardan. Sıkıntı yok. Borç hanemize yazılır. Borç yiğidin kamçısıdır. Teşekkür ederim. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle. Sizi öncelikle kısa bir tanıyabilir miyiz? Ayhan Gürlevik. Erkan Arslan. Hoş geldiniz. Nasıl, yolculuğunuz nasıl geçti? Harikaydı. Emeğinize sağlık. Hem karşılama çok güzeldi. Yine çok sağ olun arkadaşlar. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Diyecek bir şey yok. Peki arsalarımızı beğendiniz mi? Manzarayı gördünüz canlı canlı. Saros Körfezi'nin hemen dibinde aslında. Yani nasıl? Beklediğimizden daha iyi çıktı. Ben bu kadar güzel beklemiyordum arsalarımızı. Gerçekten çok güzel yer. İnşallah arkadaşlar konuşup anlaşabilirsek buradan bir yer alacağız. İnşallah. Aynen öyle, katılıyorum arkadaşıma ve almayı düşünüyoruz yani buradan. Evet, şimdi İsmail abiyi tanıyacağız. İsmail abi de biraz önce anlatıyordum, böyle etrafını böyle tellerle çevrilmiş. Bu bölgenin insanı, Gelibolu'da yaşıyor, Gelibolulu. Evet. Bu bölgede tel işiyle uğraşıyorsunuz. Böyle müşterilerimiz, izleyicilerimiz alıyor. Biz de sizleri öneriyoruz. Sizler de teli çeviriyorsunuz. Bu bölgeyle ilgili yatırım yapmak isteyenlere ve özellikle şu anda arazide, başında bulunduğumuz arazi hakkında daha net bilgi mesela ne söyleyebilirsiniz Gelibolulu olarak? Teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Hayırlı olsun satışlarınız. Ben Gelibolu'da tel çit işiyle uğraşıyorum. İmalat ve montajını yapıyorum. Ekibim var. Bu bölge Gelibolu geleceği parlak olan güzel bir yer. Buraya yatırım yapan müşteriler hiçbir zaman kaybetmezler. Görüyorsunuz Saros Körfezi dünyanın en temiz denizi. Saros Körfezi'nde 1 kilometre uzaktayız. Geleceği parlak olan, trendi yüksek olan,
getirisi ileriye dönük yüksek olabilecek bir bölge. Hayırlı olsun tüm müşterilerinize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet, görünen köy kılavuz istemez. Tapusunu alanlarla da görüştük. Yeri de anlattık. Ekran altında fiyat bilgilerimiz de var. Arzu ederseniz ben de yatırım yapmak istiyorum. Ben de kazanç elde etmek istiyorum. İleriye dönük hayallerim var. Bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Saros Körfezi'ne yakın, harikulade bir yerden bir parsel sahibi olmak istiyorum diyorsanız sadece aramanız yeterli. Son kez telefon numaramızı veriyorum. Bakın emsallerinden 250 bin TL daha uyguna. Evet, yanlış duymadınız. Yine Ekin TV, Radyo Ekin, Ekin Gayrimenkul yapacağını yaptı. Herkese arsa sahibi yapacak. İnşallah 0212 594 4594 0212 594 4594. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı akşamlar. Bizler geldik. Saatler 19.30'u gösterdi. Yani Dadali Show'un saati ama Perşembe deyince bizim de çift tarifemiz. Hafta içi her gün 08-09 arası Ekin Radyo'da. Her Perşembe 19.30'da. Dadali Show programının bu haftaki konu Çoban Ali. Duyunca kalbim çarpardı, gülüm gülüm çarpardı, ömrüm ömrüm çarpardı. Dadali Show Perşembe saat 20'de Ekin Türk TV'de sizlerle. Ayşegül Pınar ile Dolu Dolu Türküler programının bu haftaki konuğu Aşık Kurban Baba. İnce dudum oyoy. Ben sürüde değilim. Aca dudum oyoy. Yaktı beni birisi. İnce dudum oyoy. Ayşegül Pınar ile Dolu Dolu Türküler programı Cuma saat 20'de Ekin Türk TV'de sizlerle. Bu sene zordayım bu sene. Sevenlere gönül verdim, yola çevirdiler beni. Kemal Kaya'nın hazırlayıp sunduğu Yayla Yolları programının bu haftaki konukları Küçükçekmece İki Telli Mehmet Akif Mahallesi Muhtar Adayı Tuncay Polat. Ve sanatçı Musa Karakuş. Boşa, üzülürüm sanma sende ne var ki? Madem gideceksin bekleme. Yayla Yolları programı her cuma 22.30'da Ekin Türk TV'de sizlerle. Yar güller gülleri ne bilsin. Evet efendim, devam ediyoruz. Anadolu Rüzgarı programındayız. Ekin TV ekranlarındayız. Ekin Gayrimenkul'ün katkıyla hazırlamış olduğumuz programımız devam ediyor. Alt bantlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Alt bantlarımızın ara ara alttan geçiyor. Mesajlarınız var. Mesajlarımıza birazdan yer vereceğiz. Dediğimiz gibi bu haftaki konuğumuz Tokat Reşadiye. Baydarlık Kasabası AK Parti Belediye Başkanı adayı Sayın Mustafa Asker aramıza. Adayımızla sohbetimizi yapıyoruz. Projelerimizi açıklıyor. Daha da projelerimiz var adayımızın. Birazdan projelerimize geçeceğiz. Geçmeden önce ben birkaç tane mesaj okuyayım. Ondan sonra doğalgazla ilgili bir sorum olacak size. Çünkü ekran başında şu an doğalgazı bekliyorlar. Bir de Sağlık Ocağı'yla ilgili. Onlardan biraz bahsedelim. Sıvalık kardeşim, hayırlı programlar. Adayımız ve yeğenimiz Mustafa Asker'e başarılar diliyorum. Hemşehrilerimize selamlar. Kadir Aydın Şahin demiş. Aydın dayımıza selamlar. Hayırlı yayınlar. Ben Baydal'dan Eslem Asker. Canım babama başarılar diliyorum demiş. Bir tanecik kızım. Seviyorum sizi. Suat Bey, hakkınızı helal edin. Bu seçim sürecinde ailemi çok aksattım. Sevgili eşime, kızım Eslem Nisa'ya ve oğlum Yavuz Selim'e selamlarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız. Eyvallah.
Hayırlı Ramazanlar Berlin'den selamlar, saygılar Mustafa Bey ve ekibine başarılar diliyorum. Her şey Baydarlığımız için demiş. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Berlin'e selamlar, saygılar olsun. Hayırlı yayınlar Buse Erdoğdu başkanımıza başarılar diliyorum demiş. Teşekkür hayırlı abi. Akşamlar Suat Bey, Mustafa kardeşime başarının devamını diliyorum. Ben Turan Yıldız, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar demiş. Turan abiye selamlar, saygılar olsun. İyi yayınlar, öncelikle Mustafa kardeşime başarılar diliyorum. AK Parti Baydarlı adayı olarak güzel işler yapacağına eminim. İktidar Partisi Belediye Başkanlığı nasıl olmalı ya da nasıl olacağını Baydarlı halkına gösterecektir. Canı gönülden destekçisiyiz. 100 AK Parti bir önceki dönem ilk yönetim kurulu üyesi Hekim Mustafa Çelik demiş. Mustafa Bey'e, Mustafa Başkanımıza da selamlarımızı gönderiyoruz buradan. Evet, projelerinizde kesin ve kararlı olarak ilerleyeceğinize inanıyor musunuz? Fikri Çakmak demiş Ankara. Fikri abi, ilk önce Ankara'daki hemşehrilerimize selamlarımızı iletiyoruz sizlerin vesilesiyle. İnşallah 21 yılda AK Parti'nin ülkemizde neleri değiştirdiğini hep birlikte gördük. Vatandaş olarak yaşayarak öğrendik. İnşallah 1 Nisan itibariyle Baydarlığımızda AK Parti ile birlikte Baydarlı Yüzyılının inşasına ya Allah Bismillah diyerek başlayacağız. Eyvallah. Kalbi güzel, kalbi güzel, projeleri güzel, sözünün eri dava adamı Mustafa Başkan'a çıkmış olduğu yolda başarılar dilerim. Faruk Can Asker demiş. Tokat Safari Ofrat Başkanı Semih İlhan, kulüp üyemiz Baydarlı Belediye Başkanı adayımız Mustafa Asker kardeşime başarılar dilerim demişler. Kıymetli lafınızı balla böleyim. Tokat Safari Ofrat Kulüp Başkanlığı'nı aday olmamız vesilesiyle Semih İlhan can dostuma, kardeşime emanet ettik. Tokat Safari Offroad 6 Şubat depreminde 11 tane ilimizin tamamında il, ilçe ve belde ve köy bazında 3,5 ay sahada kalarak vatanının, milletinin ve devletinin yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu vesileyle ekibim içerisinde bulunan bütün arkadaşlarımı ayrı ayrı selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Eyvallah. Başkanlığın hayırlı uğurlu olsun. Baydarlığımıza Mustafa Asker Başkanı Nigar Asker demiş. Ben Tokat Reşadiye Baydarlık Kasabası'ndan Abdullah Çakmak Baydarlı Belediye Başkanı adayı Mustafa Asker'e önümüzde dönem seçimlerine başarılar diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar, iyi yayınlar demişler. Hayırlı yayınlar Baydarlı'dan ben Bayram Yiğit. Allah yolunu bahtını açık etsin demiş. Konya Sarıyönü Çeşmeli Sevil Köyü'ne gelsin, yolun sonu görüküyor türküsünü istiyoruz, selamlar demiş. Evet, Konya'ya da selamlar, saygılar olsun. Yani gördüğümüz gibi Ekim TV şu anda tek Tokat Reşadi izlemiyor, 81 vilayetimizden ve gurbette dostlarımız izliyor. Her kimden nereden izliyorsa şu anda selamlar, saygılar olsun. Elimizden geldiği kadar türkülerimizi size seslendirmeye çalışıyoruz ama Ramazan boyunca dediğimiz gibi belde adaylarımızı buradan tanıtıyoruz. İnşallah Ramazan'dan sonra tekrar kaldığımız yerden aynı formatla sanatçılarımızı ve derneklerimizi ağırlamaya devam edeceğiz. Şimdi sayın adayım, bizim Baydarlığımızda bir sağlık ocağı sıkıntısı var şu anda. Bununla ilgili bir projeniz var mı? Bununla alakalı projemiz değil, hayata geçireceğimiz Baydarlı sağlık ocağımız var. Evet. Reşadiye'mizin evladı, kıymetli vekilim Cüneyt Aldemir Bey'in aile ve sosyal politikalar üyesi olması vesilesiyle Baydarlı Sağlık Ocağımız Nisan ayı içerisinde inşallah Baydarlığımıza tekrar geri kazandırılacaktır. Bunu da kıymetli hemşehrilerimize müjdeyi vermeyi uygun gördük. Sayın vekilim, her şey için teşekkürler. Teşekkür ederiz vekilimize. Peki adayım, yavaş yavaş artık doğalgaz reşademize yerleşti. Bildiğim kadarıyla da Hatipli Bahçiftlik tarafına da herhalde ulaştı. Baydarlı doğalgazla ne zaman buluşacak? Çok güzel bir soru. Yine burada merkezi hükümet devreye giriyor. Genel Başkan Yardımcımız Sayın Zafer Sırakaya Bey, Anayasa Komisyonu Başkanımız Sayın Yusuf Beyazıt Vekilimiz, Tokat Milletvekilimiz Sayın Mustafa Aslan Bey ve Tokat Milletvekilimiz İskeçurumuzun evladı Sayın Cüneyt Aldemir Bey ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızla çalışmalarını yürüttüler. İnşallah bu yaz sezonunda Hatipli'den başlamak üzere Bozcalı, Bereketli, Cimitekke, Hasanşehir, Baydarlı ve Demircilimiz doğalgaza bu 3 yıl içerisinde kavuşacaktır. Bunun müjdesini de buradan vermek istiyorum. Eyvallah, inşallah.
Şimdi başkanım, başkanım niye diyorum ya? Başkan adayı. Allah söyletti. Allah söyletti. Allah söyletti. Şimdi Baydarlığımız merkezden oluşuyor ama tabi Baydarlı kasabımıza mahalle olarak iki tane köyümüz var. Süleymanlı ve Gündoğdu'la ilgili projeleriniz var mı? Şu anda gödülüşlerin hepsi ekran başında bizi bekliyor. Şimdi kıymetli Suat Bey, mesleğim gereği hemen göstermeyeyim. Zaten şeydeki toplantımızda, derneğimizdeki toplantımızda ve sosyal medya üzerinden projemizi tanıttık. Evet. Kuyumculuk sektöründe şu an en revaçta olan ve en kıymetli, en değerli olan pırlantadır. Gündoğdu mahallemiz bir pırlantaya sahiptir. İnşallah AK Parti Baydarlı Belediye Başkanı Mustafa Asker öncülüğünde Gündoğdu şelalemiz turizme kazandırılacak ve Baydarlımız Karadeniz bölgesinin turizm merkezi olacaktır. Kıymetli hemşehrilerim, bu resimden ibaret değildir. Etüt çalışması, maliyet çalışması, hangi yolları izleneceği kıymetli vekillerimiz ve genel başkan yardımcımızla birlikte hareket edilerek çizilmiş bir projedir. Bunlar inşallah en kısa sürede turizme kazandırılacak. Hem Gündoğdulu hemşehrilerimiz, hem Baydarlı hemşehrilerimiz, hem de Reşadiye başta olmak üzere bütün Karadeniz bölgesi ve İç Anadolu bölgesi bir şelaleye kavuşacaktır. Bunun da müjdesini sizlerin vesilesiyle vermek istiyorum. Vallahi güzel proje. Ben her yaz gittiğimde böyle şelaleleri gezerim. Yani sosyal medya üzerinden reklamı yaparım ama ben şu şelaleye girmek için nelerden dolanıyorum. Hatta inemiyorsun hatta. Yani şey var, evet. Uçurum tehlikesi var. Tam da inemiyorsun aşağı yani. Gidiyorum. Tepeden fotoğraf çekeceğim diye bir gün aşağı uçacağım yani burada. Onun için bunu bir an önce hayata geçirmenizi rica ediyorum. İnşallah. Çünkü Gödülüş de gerçekten Gödülüş'ün insanları da milliyetçi, vatansever bir insanlardı. Pırıl pırıl. Yani bu anlamda da şu anda Gödülüş'ün dernek başkanı eminim ki Mehmet Başkanımız izliyor zaten. Geçtiğimiz zamanlarda konuk da almıştım. Gödülüş'ün bir de sayın adayım yol sıkıntısı var. O müjdelerin hepsini tek tek vereceğim. Öyle mi? Kesinlikle. Hadi bakalım. Şunu söyleyeyim, bundan iki gün önce Ramazan olması vesilesiyle eşimle beraber dedim ki gel bir şelaleyi bir görelim. Tamam burayı çizdik, ettik de tepesine hiç çıkmamıştım. Evet. Benim yükseklik korkum var. Ramazan olması vesilesiyle tam kenara gidiyorum, bacaklarım titriyor, geri çekiliyorum. Tam istemiş olduğumuz videoyu paylaşamadık. İnşallah bu projemizi hayata geçirdiğimizde şunu da söyleyeyim. Dünyada eşi benzeri bir tane Amerika'da Arizona eyaletinde bir şelale uygulanmış projedir. Evet. İnşallah dünyada ikinci olacak ve turizmin merkezi Baydarlı olacak. Bu vesileyle de Gündoğdu hemşehrilerimize selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Eyvallah, teşekkür ederiz. Onu alayım. Hemen diğer projemizle o zaman devam edelim. Proje çok abi. Proje. Erdal proje, abi diyor ki proje bir saat bize proje. Yeter diyor. Bir saat ne yeter? İki saat bu, yetiyor size. Bu Baydarlı Merkez Mahallesi'ne, Yükseliş Mahallesi ve Merkez Mahallesi'ne oluşturduğumuz projenin tamamını kapsayan bir görselimizdir. Şu gördüğümüz nokta Baydarlı Belediye'miz, burası Millet Bahçemiz, şurası Şehit Selçuk Çakmak Parkımız ve burası da, özür diliyorum, şurası da gençlerimize yeni istihdam sağlayacak iş yerlerimizin olduğu projenin tepeden bir görseli. Vallahi... Şimdi Suat Bey, devlet vermekle yükümlü, evet. Belediye başkanları ve vatandaş da istemekle yükümlü. Buradan Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Bey'e seslenmek istiyorum. Kıymetli Genel Başkanım, sizler Baydarlı'da sizleri temsil etmek adına bizleri aday gösterdiniz. Bizler de size olan vefamız ve sevgimiz vesilesiyle Baydarlı'mıza yapacağımız Millet Bahçemizin ismini sizlere lütfediyoruz. Her şey için teşekkürler. İnşallah sizlerin önderliğinde Baydarlı Yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz.
Şimdi gelelim Suat Bey. Baydarlığımızın da bir kanayan yarası var. Evet. Göletimiz. İşte ben biraz önce bahsettim işte, evet. Suat Bey, biz bu projeyi çizdirirken göletimizi şuna benzettik. Göletimiz bir ev olarak düşündük. Evimiz var ama bahçemiz, şeyimiz yok, kapımız yok. Girecek, içeriye girecek yerimiz yok. Evet. Gölete bir insan, bir sahile ne için gider? Sahil şeridinde yürümek için. İnşallah bu çizdirdiğimiz projeyle bütün gençlerimiz, bacılarımız, annelerimiz ve çocuklarımız daha güzel vakit geçirecekleri, sosyal alanların, sosyal aktivitelerin daha fazla olmuş olduğu bir gölete sahip olacağız bu projeyle. Peki bu göleti nasıl canlandıracağız? Asıl evet. Önemli nokta burası. Baydarlı Belediye'miz bünyesinde Suat Bey, iki tane personel alacağız, bay ve bayan. Bunların sigortası ve maaşı Baydarlı Belediye'miz tarafından ödenecek. Bunların bütün yükümlülüğü, bütün sorumluluğu, buranın temizliği, buranın restoranı, buranın kafesi yahut her türlü. Şurada zaten büyük bir restoranımız var. Bu restoranımız için söylüyorum. İnşallah belediye bünyemizi aldığımız işçilerimizle bu göletimizi turizme tekrardan kazandıracağız. Kafe restorantımız zaten Sayın Yavuz Bey işletmekte. Evet. Buradan Yavuz Bey'e de seslenmek istiyorum. Yavuz Bey, iki tane bay bayan eleman bulun. Burayı hep birlikte omuz omuza canlandıralım, turizme kazandıralım diyorum. Eyvallah. İşte... Suat Bey, proje çizmek maliyetli. Malum biz de seçime giriyoruz. Evet. Bundan sonra yapacaklarımız broşürlerimizde yazılı. Yerlerden başlayalım. Evet, Allah nasip ederse. Tabii buyurun. Yaylamızda yapacağımız projelerin en başında yayla evlerimize, her evimize içme suyu hattını bağlayacağız. Annelerimizin, bacılarımızın, kardeşlerimizin ayağını çamurdan kurtaracağız. Yaylamızın içerisinin parkeleme çalışmasını bizim dönemimizde AK Parti hükümeti döneminde bitireceğiz. Peki adayım, özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Hı hı. Şimdi önceden ben çocukluğumda iyi hatırlıyorum, yaylaya belediye servis kaldırıyordu. Ama bu son zamanlarda servis kalkıyor mu, kalkmıyor mu? Kalkmıyor. Kalkmıyor değil mi? Kalkmıyor. Peki şimdi bizim belediye olarak herhangi bir araç kalkacak mı yani eskisi gibi? Yani şimdi arabası olan var, olmayan var. Baydarlı Belediyesi olarak, Baydarlı Belediye Başkanı adayı olarak inşallah 1 Nisan'dan sonra Baydarlı Belediye Başkanı olarak annelerimize şu müjdeyi veriyorum. Annelerim, bacılarım, kardeşlerim, Baydarlı ve yayla servislerimiz bizim dönemimizde ücretsiz olacak ve kesintisiz hizmet verecek. Bundan yana kesinlikle şüpheniz olmasın. Bunun akabinde inşallah 3 sene içerisinde ayağınızı çamurdan kurtaracağız ve inşallah çeşmelerden su getirme derdiniz son bulacak. Sizler mutlu ve huzurlu olacaksınız ki bizler de belediye başkanı olduğumuzu, vatandaşımıza hizmet etmiş olduğumuzu anlayacağız. Eyvallah. Buyurun, siz devam edin broşürden. Çünkü ben... Broşürde sıralama fazla. Sosyal belediyecilik anlayışı. Baydarlı Belediye'miz her alanda aktif olacak. Gençlerimize önder olacak. Çiftçilerimize önder olacak. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza önder olacak. Hangi yatırım, hangi hibe, hangi kredi çiftçilerimize ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza veriliyorsa bunların öncüsü Baydarlı Belediyesi olacaktır. Evet. İstihdam alanlarının artırılması. Bunu nasıl sağlayacağız? İnşallah. Buradan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Bey'e selamlarımı gönderiyorum. İnşallah. Baydarlı'mızda sanayi bölgesi oluşturacağız. Baydarlı'mıza yatırım yapmak isteyen hemşehrimiz olur, dışarıdan herhangi bir vatandaş olur. Bütün kolaylığı sağlayacağımıza buradan Baydarlı Belediye Başkan Adayı Mustafa Asker olarak söz veriyorum. Şimdi bölge bölge gidelim. Yaylayı es geçtik. Kıymetli gençler, Baydarlı'da yetişmiş bir ağabeyiniz olarak
Baydarlı'da çocukluğu geçmiş bir kardeşiniz olarak inşallah çocuk parkımız hazır. Küçük tepemiz var. Evet. Küçük tepemizin üzerine oyun parkımız 2024 yılı içerisinde hazır olacak. İstediğiniz gibi vakit geçirebileceksiniz. Akabinde Eyrek Tepemiz var bizim. Çok güzel. Evet. Çok güzel gün batışına sahip. Gurbetten gelen vatandaşlarımız güneşin batışını özellikle oraya gidiyorlar. Suat Bey siz de evet, gitmişsiniz. Evet, evet gidiyorum. Oraya Çakraz Yaylası'ndaki gibi büyük iki tane salıncağımızı kuracağız. Ve seyir terasımızı evet. Eyrek Tepemiz'de oluşturacağız. Bunlar da hükümetimizin ve milletvekillerimizin Baydarlı'mıza müjdesidir. Teşekkür ederiz. Eyrek Tepesi dediğiniz gibi eğer salıncaklı bir oluşum olursa hı hı. Orası mükemmel bir manzara eşliğiniz. Ben her yaz gidiyorum zaten oraya. Sabah akşam çıkarım zaten. Hı hı. Oraya uğramadığım bir gün yoktur. Hı hı. Ama tabii havası iyi olursa bazen çıkıyorum. Bazen biliyorsunuz zor taşından sonra artık çise olduğu için gidemiyoruz ama oraya bence güzel dediğiniz gibi bir salıncak hı hı. Veyahut da böyle birkaç tane böyle kamalya tarzında oturduğu zaman daha iyi olur. Eyrek Tepesi'ne bundan 4 sene önce Cumhurbaşkanı yardımcımızı çıkarttık. Evet. O kadar sis vardı ki Suat Bey. Göz gözü görmüyordu. İnşallah Cevat amca 2024 yılı içerisinde Bülent Bey'i Baydarlı'mızda ağırlayacağımıza sözünü verelim mi? İnşallah. Ve Baydarlı'mızın ve yaylamızın, Kaleoba'mızın muhteşem manzarasını önceki dönem Cumhurbaşkan yardımcımıza rahat bir şekilde izlettireceğiz. Bunun da sözünü verelim. Eyvallah. O zaman bir türkü molası verelim mi? Madem Baydarlı'dan bahsettik, bir Hanilerdeler yapalım. Ondan sonra devam edelim. Tamam. Hanilerdelerinde biliyorsunuz sözü değerli Ömer Şahin'e ait. Buradan ellerinden öpüyoruz Ömer Şahin'e. Selamlar, saygılar olsun. Bir Hanilerdeler yapalım. Bir türkü molası verelim. Ondan sonra adayımızla sohbetimize devam edeceğiz. Mesajlarınız var. Mesajlarımıza yer vereceğiz. Daha projelerimiz var. Hadi bakalım sesimizi Fatih'e sol artık Aydın abi sana bırakıyorum. Bir Hanilerdere yapalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Kara saman ile de ekin ekenler, ekin ekenler. Elli kalıcı ile de buğday biçenler, buğday biçenler. Harman çarklarında düven sürenler, düven sürenler. Yorulup da gittiler haniler deler, haniler deler. Harman çarlarında düven sürenler, düven sürenler. Yorulup da gittiler haniler deler, haniler deler. Ebesiz doktorsuz doğum yapanlar, eski çaput ile kundak saranlar, örlük beşik ile yatak kuranlar, vedasız gittiler, vedasız gittiler. Hani neredeler, hani neredeler? Aslan çayırında çekmeme denler, çekmeme denler. Erek arkasında da koyun güdenler, koyun güdenler.
kanım ile değirmene gidenler, niye gelmiyorlar da hani neredeler, hani nasıl falanına pada desekenler, yayla kenarına da dürme dikenler, dürme dikenler. Çoban seyvanında gece yatanlar, gece yatanlar, niye gelmiyorlar da hani neredeler, hani neredeler? Çoban seyvanında gece yatanlar, gece yatanlar, niye gelmiyorlar da hani neredeler, hani eyvallah, eyvallah. Teşekkür ederiz. Evet, şöyle bir hani neredeler de yapmış olduk. Efendim, Sayın Alak Yürek, Tuğçe Hocam, sanatçı arkadaşlarımız, hayırdır? Nereden geliyorsunuz? Yolunuzu şaşırdınız. Değil mi? Beni görmeye mi geldin? Eyvallah, Allah razı olsun. Evet, yöremizin destekleri Tuğçe Hocam, Alak Yürek'e bir alkış gelsin mi yine? Size... İkisi de Reşadiyemizin değerlerindendir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ali abi... Bende emeği çoktur. Vallahi benim çok kahrımı çekiyor. Sarı saçlı sevdiğimin de bayağı bir kahrını çekti. Bu arada klibimizi de birazdan vereceğiz sarı saçlı meleğim sevdiğimin de. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Tuğçe ile Ali abi sizi haftaya konuk alabilirim. Programın sonunda belli olarak. Ayağınıza gelmişiz. Evet. Şimdi adayımıza devam edelim. Buyurun. Projelerimiz ne var? Çok var herhalde. Projelerimiz çok. Buraya yazmamış olduğumuz projeler de var. Suat Bey, bundan yaklaşık 3 hafta önce yanımdan çok sevdiğim kıymetli annemi kaybettik. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Bu Baydarlı'mızın ve çevre köylerimizin bir kanayan yarası. Nedir? Cenaze sahipleri. Cenazesiyle mi ilgilenecek? Gelen misafirlerinin ne yediğini, ne içtiğini mi takip edecek? Cenazesini defnettikten sonra... Özür diliyorum. Cenazesini defnettikten sonra gelen misafirlerin karnı aç mı gitti, tok mu gitti diye mi düşünecek? Evet. İnşallah bunu bizim belediye başkanlığımızla belediyemizin bünyesine kuracağımız aşeviyle ortadan kaldıracağız. Cenazemiz İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den, Türkiye'nin neresinden olursa olsun geldiği vakit hangi bölgemizdeyse cenaze sahibi. Gökçe Süleymanlı mahallemizdeyse Gökçe Süleymanlı camimizde. Merkez ve Yükseliş mahallemizdeyse Merkez camimizin yemekhanesinde. Medrese mahallemizdeyse medrese mahallemizin Kur'an kursunda. Gündoğdu mahallemizdeyse Gündoğdu mahallemizin camisinin yemekhanesinde. Sabahleyin çorbası hazır olacak. Evet. Cenaze sahipleri gelen misafirler ne yedi, ne içti diye dert etmeyecek. Kıymetli vatandaşlarım, kıymetli hemşehrilerim. Sabahleyin çorbanız Baydarlı Belediyesi'nden. Öğle namazdan sonra gelen misafirlerimizin yemeği inşallah kuracağımız aşevi bünyesinde Baydarlı Belediye'mizden olacaktır. Bitti mi? Bitmedi. Baydarlı'mızda yaşlımız çok. Evet.
Baydarlı'da yetişen bir insan gurbet ellerde, İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yaşayamıyor. Büyüklerimiz kendi ihtiyaçlarını göremedikleri için kışları mecburiyeten İstanbul'a, Ankara'ya ve gurbete gitmek zorunda kalıyor, işin kısası. İnşallah bunların 365 gün öğle yemekleri ve akşam yemekleri aşevimiz bünyesinde karşılanacaktır. Bunu biz nasıl sağlayacağız? Belediyemize bunun yükü ne olacak? Evet. Yine sözlerimi tekrar edeyim. Belediyemiz bünyesinde bay ve bayan, karı koca olması bizim tercihimizdir. Niye? İki erkek olduğu zaman erkek ne kadar temiz olur, temizim dese dahi bir bayanın elinin değdiği gibi temiz olmuyor. Mutlaka, mutlaka. Evet. Bir bay ve bayan personel olacağız. Peki bu aşevimizin giderleri nereden karşılanacak? Derneğimizle, Baydarlı Kültür ve Dayanışma Derneğimiz, Gündoğdu Sosyal ve Dayanışma Derneğimiz, bunlar aşevimizin giderlerini, makarnasını, bulgurunu, pirincini, mercimeğini karşılayacaklar. Bizler de belediye olarak üzerimizdeki yükümlülüğü, vatandaşımıza hizmet etme aşkını sadece düğünlerde değil, inşallah cenazelerde de göstereceğiz. Projelerimiz daha çok. Gündoğdu mahallemize gelelim. Gündoğdu mahallemizin problemleri çok. Evet. Gündoğdu mahallemiz kanayan bir yaramız. Bizlere mahalle olalı aşağı yukarı 13-14 sene oldu. Öyle mi Halim abi? İstemiş oldukları, hak etmiş oldukları hizmeti bir türlü alamadılar. İnşallah bizim dönemimizde Gündoğdu mahallemizin altyapı ve üst yapı problemlerini kökten çözeceğiz. Onun haricinde çocuk parkımız hazır. Kıymetli Halim abi, Mehmet abi burada olsaydı da kıymetli başkanım, keşke ona deseydim. Kıymetli başkanım, sizin belirleyeceğiniz bir nokta. Ama kesinlikle bana köyün dışında bir yer göstermeyin. Kendi evladınızı gönderebileceğiniz bir alan belirleyin. Oranın parkını yapmak, oraya bir köy konağı kurmak inşallah bizlere nasip olacaktır. Bu müjdeyi de Gündoğdu Mahallesi hemşehrilerimize vermek istiyorum. Gelelim ikinci müjdeye. Gündoğdu mahallemizle alakalı müjdelerimiz bitmedi. İnşallah Nisan ve Mayıs ayı içerisinde Keten Çukuru'ndan başlayıp göletimiz ve şelalemizin yolu ve Gündoğdu mahallemizin yolu düzenleme ve kumlama çalışması Nisan-Mayıs ayı içerisinde bitecektir. Onun haricinde Gündoğdu mahallemizin iki tane girişi var. Bu iki yolumuz da bu yıl içerisinde parkelenecektir. Bununla alakalı da İl Genel Meclis Üyemiz Sayın Yusuf Avşar Bey'e teşekkürlerimi sunuyorum. İl Genel Meclisimizden parkelerini karşılayacağız. Eyvallah. Benim siz projenize bir virgülü koyun sayın adayım. Benim size bir önerim. Bu belediye personeliyle ilgili hafta sonları cumartesi pazar belediye kapalı malum. Ama bizim şu anda belediyemizde herhangi bir hafta sonu nöbetçi personel yok değil mi? Ben öyle biliyorum. Yok. Yok. Bildiğim yani kadar. Benim size nacizane fikrim eğer seçimi kazanırsanız diğer adayımıza buradan sesleniyorum. Baydarlı Belediyesi'nde bir hafta sonu cumartesi pazar günü olmak üzere bir tane memurumuz, nöbetçi personelimiz olursa özellikle itfaiye eri, itfaiyeden anlayan bir personelimiz olursa çok çok iyi olur. Niye? Çünkü ben yazın bir sıkıntı yaşadım. Buradan anlatmak da istemiyorum ama bayağı bir sıkıntı yaşadım. İki günün boyunca belediyemizin personeline ulaşamadım. Ulaşamadım. Yani buradan bunlar da o zamanki belediye başkanımız Sayın İlyas Demir'e de şikayetlerimi ilettim. Belediye personeli de ilettim ama neden ki soruma bir türlü cevap alamadım. Ve ben benim evimin ihtiyacını pazartesi günü ne kadar yaptılar? Yani ben iki gün boyunca evimde kalamadım. Öyle anlatayım ben size. O akşam mesela benim başka sıkıntım olabilirdi. Örnek mesela bir yangın olabilirdi. Evim yanabilirdi. Şimdi bir belediyelik kasabada itfaiyemiz varken biz niye bu sıkıntıyı yaşıyoruz? Ben çok merak ediyorum. Yani farz et benim o akşam evimde bir yangın çıktı. Ama ben belediye personeline ulaşamıyorum.
Birini arıyorum işte kırda kuzu kesiyor. Birini arıyorum orada kuzu kesiyor. Farz et benim evim yandı. Yani bizim Baydarlığımızda bir itfaiyemiz var. Ama personel ulaşamıyorum. Ve belediye başkanına ulaşıyorum. Yeterli cevap alamıyorum. Ama bundan yani sizden istirhamım. Belediyeye geldiğinizde hafta sonu, cumartesi pazar olmak üzere belediyemizde bir tane personelimiz olsun. Özellikle itfaiye eri olsun. Bu herkesin başına gelebilir. Yangın çıkabilir, farz gibi bir şey olabilir. Bu anlamda 7-24 saat o personelimiz orada beklerse bir vatandaşımıza merhem olur diye düşünüyorum. Yani cuma günü saat 5'te adayım. Kapıları kilitleyip de pazartesi günü saat 9'da belediyenin kapısını açmak değildir. Suat Bey, sözlerime ben şöyle başlayayım. Bu bir önerimdir size. Yani ben bu eksikleri görüyorum. İşte ekran başındaki sevgili dostlarımıza biraz önce onu anlatmaya çalıştım. Eksik ne varsa, yani eksik Baydarlık kasabasında görmek istediğiniz ne varsa arkadaşlar yazın. Adayımız burada şeffaf bir şekilde olacağı olmayacağı da söylüyor zaten. Ama ben eksik olduğumu her şeyi söylüyorum. Çünkü ben şu anda bir sanatçı olarak değil, ben bir seçmen olarak söylüyorum. Ha oyum da yok, nüfusum da yok ama bir seçmen olarak, bir Baydarlı olarak eksikleri söylüyorum. Yani bir belediyede personel olması gerekir diye düşünüyorum ben. Haksız mıyım Celal abi? Doğru, tabii. Yani farz et birimizin evi yandı veyahut da itfaiyeye ihtiyaç duyduk. Yani biz Reşadi'den niye itfaiye çağırıyoruz? Biz bugün 10 ailelik bir köy değiliz yani biz Baydarlı kasabasıyız. Beldeyiz yani biz. Şimdi belediye personellerimizle alakalı inşallah 1 Nisan itibariyle yaşam standartları üzerinde maaşlarına zam yapacağız. Biz hepimiz işvereniz Suat Bey. Evet. Bir iş yerinin ayakta kalması için çalışanlarının yaşam standartlarını yükseltmemiz gerekmekte. İkinci mevzu ise Baydarlı Belediye'miz 365 gün 6 saat hizmet verecek şekilde gelecektir. Zaten bizim belediye olarak çalışma yoğunluğumuz 3 ay. Haziran, Temmuz, Ağustos. Şöyle söyleyeyim. Ben de gurbette yaşamış bir insan olarak söyleyeyim. Bir insan bir işi ilk önce kendine yakıştıracak. Belediye gurbetteki vatandaşlara 365 günde 10 gün bilemedik 15 gün lazım. Evet. Biz yayının başında sorduğunuz soruya da aslında cevaptır. Biz gurbetteki vatandaşlarımızı 365 günde 15 gün rahat ettirdiğimiz gün Baydarlı'nın nüfusla alakalı problemlerinin ortadan kalktığı gün olacak. Evet, kalmayacak. Evet. Sıkıntı bu zaten. Değerli adayım sıkıntı bu. Yani şimdi insanlar nüfusunu niye alır? Yani doğduğumuz, büyüdüğümüz yerlerden biz nüfusumuzu niye alalım ki? Ama hizmet göremezsek veyahut da hoşgörü göremezsek alırız. Yani burada şey değil, burada kimse küsmesin, darılmasın, hasıvat bulat eleştiri demesinler. Ben burada şeffaf bir şekilde söylüyorum. Çünkü ben her sene, bir de sizden özellikle ricam şu değerli adayım. Aday olduğunuz zaman halkla iç içe olacak mısınız? Ben onu merak ediyorum. Yani ben şimdi Mustafa Asker belediye başkanı aday oldu. Ben yazın köye gidiyorum. Arabamla köyden giriş yaptım. Siz beni görüp de tarlanın öbür tarafından kaçar mısınız yoksa bana hoş geldin dersiniz? Ben onu merak ediyorum. Ben bunu merak ediyorum. Suat Bey. Ama şuna da inanın. Şunu söyleyeyim. Dakika, lafınızı balla böleyim. Dur. Bir dakika bir saniye. Tam taş gediğine geldi. Baydarlı'da yapacağımız o kadar iş var ki. Baydarlı ile alakalı yapacağımız o kadar hizmet var ki. Eğer beni Baydarlı'da görüp de Ankara, İstanbul, Tokat, Reşadiye de olmaz isem gelip beni Baydarlı'da bulabilirseniz neden olmasın? 365 gün vatandaşlarımızla iç içe olacağız. Eyvallah. Ama 5 yıl içerisinde bizim yapacak o kadar çok işimiz var ki başımızı kaşımaya zamanımız yok. Ya ona yapın ona eyvallah. Amenna. Ona deriz ki ya belediye başkanımız çalışıyor deriz. Faaliyetler yapıyor deriz. Projeleri var deriz. Ya ama beni köyün girişinde görüp de çukurun altından belediyenin altından kaçacaksan ben hiç sana oy vermeyeyim. Ben açık konuşuyorum. Yani burada şimdi ben sanatçıyım mesela. Reşadiye bölgesinde eminim ki birçok beldeye gidiyorum. İnanın ki yani insanlar belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, dernek başkanlarımız bizlerle fotoğraf çekinmek için bizi oraya özellikle davet ediyor. Çünkü niye biz sanatçıyız? Biz sosyal medya üzerinden reklam yapıyoruz. Şimdi biz her yaz boyunca Baydarlı reklam yaparsak bu ne olur? Benim sayfamın tek Reşadiyeli yok. Evet. Diyarbakırlısı var, Mardinlisi var, Urfalısı var. Ama
Sen belediye başkanı olduktan sonra oradan buradan kaçarsan ben Baydarlı'ya gelmem bir sanatçı olarak. Bu anlamda ben çok şey yapıyorum. Hasanşehir Belediye Başkanı Recep Külekçi'yi saygıyla ellerinden öpüyorum. O bizim bir şey. Yani ben bu anlamda Recep Başkanı, Recep Külekçi'ye buradan selamlar, saygılar olsun. Yani yemin ediyorum, ben bu kadar takdir ediyorum. Çocukla çocuk oluyor, büyükle büyük oluyor. Ellerinden öpüyorum. Ben de sizden ricam, böyle bir belediye başkanı olursanız daima Baydarlı'sının arkanızda olur. Belki şimdi ekran başındaki Baydarlar bana diyecek ya bu Suat Ulan öbür dönem aday mı diyecek. Adaylığım yok öyle, öyle bir sıkıntı yok. Suat Bey. Başkanımıza canı gönülden yeniliyoruz biz. Eyvallah. Buyurun. Suat Bey, yine işi siyasete bağlayacağım. AK Parti gönül belediyeciliğidir. Bizler, belediye başkanları ve siyasetçiler, vatandaşımızın gönlüne girmediğimiz müddetçe ne hizmet verme noktasında ne nüfus alma noktasında sıfırız. Yani öyle olur. Yani biz bütün vatandaşlarımıza eşit davranacağız. Bizler bütün vatandaşlarımıza hizmeti eşit dağıtacağız. Şu an Gündoğdu mahallemizde Veysel abi çalışan bir tane personelimiz var mı? Gökçe Süleymanlı mahallemizden belediyemizde çalışan bir tane personelimiz var mı? Niye yok? Yoksa Gökçe Süleymanlı yahut Gündoğdu Baydarlı'ya neden bağlandılar? Şunu söylüyorum. 14 sene olmuş Gündoğdu mahallemiz bize bağlanıldı. Evet. Mahalle olmuşuz ama tek yumruk olamamışız. Ortada bir negatif enerji var. Bu negatif enerji de bir belediyenin yapması gereken hizmetleri alamamış olmaları. İnşallah Gündoğdu mahallemizde, Gökçe Süleymanlı mahallemizde hak ettiği hizmeti alacaklar. Baydarlı 5 mahalleden oluşacak. Ondan sonra Gündoğdu, Gökçe Süleymanlı'ya diye ayırmayacağız. Hep birlikte tek yumruk olacağız. İnşallah bir de hedefimiz var. Burada yayında söylemek uygun düşmez. Söylemek düşmez. İnşallah biz Baydarlı olarak 5 mahallemizin 5'i birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz zaman önümüzde hiçbir gücün, hiçbir engelin kalmayacağı inancına sahibiz. Eyvallah, teşekkür ederiz. Şimdi yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Adayımızla hemen kısa sohbetimizi yapalım. Reklama gireceğiz mi Doğukan'cığım, ne yapıyoruz? O zaman bir türkü reklam, benim o zaman klip hazırlayalım. Değerli yönetmenim, sarı saçlı sevdiğimi. Hazır mı? O zaman kliple reklama girelim. Reklamdan sonra son bölümünde adayımızın son sözlerini alacağız. Bakalım seçmenimizi nasıl razı edecek. Ondan sonra güzel bir ellikte final yapacağız. Gökçe Süleymanlı mahallemize girmedik. Gökçe Süleymanlı mahallemize reklamdan sonra girelim. Tamam. Hadi bakalım, sarı saçlı sevdiğim klibi sizlerle. Arkasından reklamlardan sonra son bölümünde bizler buradayız. Geçmekten alam.
Karaçam'a gidelim, kuzuları keselim, kuzuları keselim. Orta gözün başında muhabbetler edelim, muhabbetler edelim. Orta gözün başında rakıları geçelim, rakıları geçelim. Efendim herkese merhabalar. Yine ben Emrah Binici, Ekin Grup Genel Müdürü. Şimdi bizler Gelibolu Ocaklı Köyü'ndeyiz. Şu anda burası bizim 4. projemiz. Daha yüksek ölçekte parseliniz var mı diyenler için işte sizlere müthiş bir fırsat. Ocaklı Köyü'nde Saros Körfezi'ne sadece 1,5 kilometre mesafede, Kadastro yolunun hemen dibinde ve yine ana yola yakın mesafede muhteşem konumda parseller. 534 metrekare. Evet, isteyen ileride evini yapabilir, bahçesi olabilir, otoparkı olabilir. Gerçekten çok güzel konumda. Şu anda mesela bir tane satışımız var. Etrafı tellerle çevrilmiş durumda. Gerçekten güzel konumda dediğim gibi. Su sorununuz yok. Evet, 7 metreden sondajla suya kavuşabiliyorsunuz. Buranın geleceği ileride çok parlak değerli izleyenler. Daha önceki satmış olduğumuz projelerde alanlar hep kazandı. Bizler de kazandırmaya devam ediyoruz. Ekin TV güvencesiyle Ekin Gayrimenkul olarak Ocaklı Köyü'ndeyiz, Gelibolu'dayız. Saros Körfezi'ne 1,5 kilometre mesafede 534 metrekare parsellerimizin de satışına başladık. Beton direkleri dikilmiş vaziyette. İsteyen etrafını çevirebilir gördüğünüz gibi. İsteyen bungalov ev koyabilir. İsteyen tin house koyabilir. İsteyen prefabrik koyabilir. Şunu belirtmek istiyorum. Burada toplam 12 parsel var. Tamamı 534 metrekare. Her bir parsel 534 metrekare. Önce tapunuzu alıyorsunuz. Sonra ödemenizi yapıyorsunuz. Evet, kısmi vade seçeneğimiz var. Bunu da hemen açıklamak istiyorum. Emsalleri 1 milyon. Bakın buradaki değerler. Özellikle Güneyli sınırdayız biz. Güneyli'ye sınır parsellerimiz. Hemen yanı başında imarlı ifrazlı arsa vasfında yerler var. Güneyli'ye sınır. Güneyli'de metrekaresi 5000-6000 liradan satılırken bizler Güneyli'ye sınır olan bölgede Ekin TV izleyenlerine müthiş bir kampanyayı yeniden başlattık. 12 parsel var. Bunun bir tanesini verdik. Geç kalmadan sizler de yerinizi ayırttırın ve
vereceğim telefon numarasını, ekran altındaki numarayı arayarak hangi gün müsaitseniz bize söylemeniz yeterli. Bizler sizleri Beylikdüzü'ndeki ofisimizden hareket ettiriyoruz. Servis aracımızla yaklaşık 2,5 saatte burada oluyoruz. Güzel bir yolculuk oluyor, güzel bir muhabbet oluyor ve muhtemelen de zaten genelde ben geliyorum. Sizlere ben eşlik ediyorum. 0212 594 4594 telefon numaramız. 0212 594 4594 hemen kadastro yoluna cephe hemen yanında 1,5 kilometre ileride Saros Körfezi var. Hatta Mavi Saros olarak geçiyor. En temiz bölgelerden bir tanesi. Saros Körfezi'nin özelliği kendi kendini temizleme özelliğidir değerli izleyenler. Yazın buraya geldiğiniz zaman böyle mis gibi pırıl pırıl suda yüzmek istiyorsanız, hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsanız ve ileride güzel kazançlar elde etmek istiyorsanız gelin burayı görün ve tercih edin. Biraz önce ne söyledim? Emsalleri evet 1 milyon 534 metrekare yarım dönümden daha fazla. Dediğim gibi bungalov koyabilirsiniz, etrafını çevirebilirsiniz. Etrafta zaten görüyorsunuz. Bakın bağ evi yapmışlar. Hemen yan tarafında bir prefabrik var. Gerçekten güzel bir konumda. Peki biz ne yapıyoruz? Yine yapacağımızı yaptık ve indirimli fiyatı 1 milyon değil bakın 750 bin TL ve bunun 500 bin TL'si nakit, geriye kalanı da sizlere vade seçeneği sunuyoruz. 0212 594 4594 telefon numaramız. Ulaşım çok kolay. Beylikdüzü ofisimizden 2,5 saatte. Şu anda biz bu reklamı çekiyoruz ve bizim ekibimiz şu anda canlı olarak söylüyorum bunu. Yani latife değil. Canlı olarak şu anda tapudan geliyorlar. Ben konuşurken onlar inecek. Ve ellerinde tapularla zaten göreceksiniz. Bizzat ben buraya çağıracağım ben anlatırken ve hemen röportaj yapacağım. Ve ellerinde tapularla bugün yine iki izleyicimizi tapu sahibi yaptık. Şimdi ben ne diyeceklerini bilmiyorum. Yani hatta Haydar abi şöyle bir döndürebilirsek. Bak şu anda araçtan iniyorlar. Ben de dönüyorum. Dönelim şöyle. Karşımızda tapu dairesinden gelen izleyicilerimiz, satış ekibimiz, tapusunu alan müşterilerimiz. Şimdi ben canlı canlı onları buraya davet edeceğim. Nasıl ilk geldiklerinde nelerle karşılaştılar, ondan sonra tapuları ne kadar süre içerisinde aldılar, memnunlar mı, mutlular mı bilmiyorum. Bak bunların hepsi spontane gelişen, canlı gelişen olaylar. Evet, şimdi ben buradan hemen kimi çağırsam acaba ki? Kimi çağırsam? Aleyküm selam, aleyküm selam. Evet biraz önce dedim ya böyle biz burada anlatımı yaparken ben buradayken orada da tapu dairesine gittiler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık biz samimi olduk Dursun abi. Evet. Şimdi şunu soracağım ben. İlk başta geldiğiniz zamanki böyle karşılamadan şu ana kadarki olan durumu özetler misiniz? Ondan sonra yerimizi soracağım. Tavsiye edersiniz etmezsiniz tamamen böyle net olaraktan ne gördüyseniz onu söylemenizi istiyorum. Ekran başında izleyenlerimiz için çünkü hiç kimseyi kandırmak da istemiyoruz. Zaten kandırmıyoruz da yer kendisini belli ediyor. Hepsini ben anlattım biraz önce. Bir de sizden duyalım. Ben ismim Dursun Çetin. Ta ki reklamlarda dinlediğim kadarıyla oradan aradığım buraya kadar geldiğim kadarıyla her şeyi gerçek, samimi. Dürüst. Hepsine teşekkür ederim. Başta Emrah Bey olmak üzere. Hemşerim aynı zamanda. Evet. Bugün tapuyu aldık. Bugün tapuyu aldık. Herhangi bir sorun yok. Herhangi bir sorun yok. Tapumuzu yaptık. Tapumuzu yaptık. Hatta biz ödeme bile almadık. Hatta 5 kuruş para vermeden tapumuzu aldık. Tapu masrafına. Tapu yani bundan sonra vermesek de olur yani. Bundan sonra vermesek de olur. Evet tapumuzu aldık. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah sağ olsun. Tapu masrafı ödemediniz. Tapu 5 kuruş para vermeden, tapu masrafı da ödemeden. Tapu dairesinden çıktık. Tapu dairesinden çıktık. Şu anda tapumuz elimizde 5 kuruş para vermeden tapumuzu aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Peki Allah şimdi olsun. Bizi izleyenler için konumla ilgili, yerle ilgili, anlattığımız bölgeyle ilgili söyleyecekleriniz de bizim için önemli. Ben o kadar yer dolaştım, gezdim. Burası beni cezbetti. O kadar baktım, araştırdım. Yani bu zamana kadar içim ısınarak aldığım yer. Benim 4 tane evladım var. Onların için aldım. Ama gönül rahatlığıyla aldım. Bu konuda Ekin TV ailesine teşekkür ederim. Tavsiye de ediyoruz tavsiye o zaman. Tavsiye ediyorum kesinlikle. Çok teşekkür ederim tekrardan Dursun abim. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun.
Evet, devam ediyoruz. Dediğim gibi misafirlerimiz geldi. Mesut abiyle de biz artık bir çok samimi olduk yani, gidiş geliş. Aynı soruyu size de soruyorum. Buyurun. Biz şimdi hangi gün gelmiştik? Cumartesi, pazar mı? Cumartesi günü gelmiştik. Cumartesi geldik. Bugün günlerden reklamı çektiğimiz bugün günlerden çarşamba. Çarşamba. 4 gün içerisinde her şey halloldu. Tapumuz verildi. Peki gelişle... Kendisini söylemeden ben söyleyeyim. Buyurun. Mal almak, vermek başka bir şey. İnsanları rahatsız etmeden, konforlu bir şekilde bugün bu saate kadar yapmış olduğunuz hizmet için ben en başta teşekkür etmekteyim. Mal almak, etmek onlar farklı mevzular. Tabii ki firmanızın yaptığı güzellikler çok. Onu da ben gördüm ve yaşadıyoruz ve yaşadık. Ne diyeyim, Ekin TV ailesine ve çalışanlarına, herkese teşekkür ederiz. Yeri beğendik mi? Yer çok güzel, çok muntazam. Hayalimizle kurduğumuz yerimizi aldık diyelim. Aldık, oldu. O zaman hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun herkese ve güzel komşularımı bekliyorum. Tanımış da oldu zaten. Dursun abi. Evet, Dursun Bey'i tanıdık, Haydar Bey'i tanıdık. Herkese teşekkürü ben teşekkür ederim. Allah utandırmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Yenge Hanım hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, ve bir şeyim daha var. Tapuyu aldık ama daha para vermedik. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun tekrardan. Sıkıntı yok. Borç hanemize yazılır. Borç yiğidin kamçısıdır. Teşekkür ederim. Eyvallah, teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle. Sizi öncelikle kısa bir tanıyabilir miyiz? Ayhan Gürlevik. Erkan Arslan. Hoş geldiniz. Nasıl? Yolculuğunuz nasıl geçti? Harikaydır. Evinize sağlık. Hem karşılama çok güzeldi. Çok sağ olun arkadaşlar. Valla çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel. Diyecek bir şey yok. Peki arsalarımızı beğendiniz mi? Manzarayı gördünüz canlı canlı. Saros Körfezi'nin hemen dibinde aslında. Yani nasıl? Beklediğimizden daha iyi çıktı. Ben bu kadar güzel beklemedim arsalarımızı. Gerçekten çok güzel yer. İnşallah. Arkadaşlar konuşup anlaşabilirsek buradan bir yer alacağız. İnşallah. Aynen öyle, katılıyorum arkadaşıma ve almayı düşünüyoruz yani buradan. Evet, şimdi İsmail abiyi tanıyacağız. İsmail abi de biraz önce anlatıyordum, böyle etrafını böyle tellerle çevrilmiş. Bu bölgenin insanı, Gelibolu'da yaşıyor, Gelibolulu. Evet. Bu bölgede tel işiyle uğraşıyorsunuz. Böyle müşterilerimiz, izleyicilerimiz alıyor. Biz de sizleri öneriyoruz. Sizler de teli çeviriyorsunuz. Evet. Bu bölgeyle ilgili yatırım yapmak isteyenlere ve özellikle şu anda arazide, başında bulunduğumuz arazi hakkında daha net bilgi mesela ne söyleyebilirsiniz Gelibolulu olarak? Teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsat verdiğiniz için. Hayırlı olsun satışlarınız. Ben Gelibolu'da tel çit işiyle uğraşıyorum. İmalat ve montajını yapıyorum. Ekibim var. Bu bölge Gelibolu geleceği parlak olan güzel bir yer. Buraya yatırım yapan müşteriler hiçbir zaman kaybetmezler. Görüyorsunuz Saros Körfezi dünyanın en temiz denizi. Saros Körfezi'nde 1 kilometre uzaktayız. Geleceği parlak olan, trendi yüksek olan, getirisi ileriye dönük yüksek olabilecek bir bölge. Hayırlı olsun tüm müşterilerinize. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Evet, görünen köy kılavuz istemez. Tapusunu alanlarla da görüştük. Yeri de anlattık. Ekran altında fiyat bilgilerimiz de var. Arzu ederseniz ben de yatırım yapmak istiyorum. Ben de kazanç elde etmek istiyorum. İleriye dönük hayallerim var. Bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Saros Körfezi'ne yakın, harikulade bir yerden bir parsel sahibi olmak istiyorum diyorsanız sadece aramanız yeterli. Son kez telefon numaramızı veriyorum. Bakın emsallerinden 250 bin TL daha uyguna. Evet, yanlış duymadınız. Yine Ekin TV, Radyo Ekin, Ekin Gayrimenkul yapacağını yaptı. Herkese arsa sahibi yapacak. İnşallah 0212 594 4594 0212 594 4594. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, devam ediyoruz. Son bölümündeyiz sevgili dostlar. Tokat Reşadiye Baydarlı Kasabası AK Parti Belediye Başkanımız adayı
Sayın Mustafa Asker'i ağırladık. Son sözlerimizi alacağız ve arkasından güzel bir ellikte finalimizi yapmadan önce bir mesajımız var. Onu bir okuyalım. Suat Bey, öncelikle hayırlı yayınlar diliyorum. Sizin aracınızla tüm hemşehrilerime saygı ve selamlarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Reşadi AK Parti ilçe başkanlığı olarak koşulsuz, şartsız adayımızın arkasındayız. Birlikte çok güzel işler yapacağımıza kimsenin şüphesi olmasın. Ağzından çıkan her söz bizim için sözümüzdür. AK Parti ilçe başkanı Sayın Yakup Karaca. Başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, sayın adayım. Son sözlerimizi alalım, toparlayalım. Ondan sonra güzel bir ellikle finalimizi yapacağız. İnşallah. Biraz daha hızlandırayım yapacaklarımızla alakalı. Evet. Gündoğdu mahallemizle bizim yaylamız bir, biliyorsunuz. Evet. Bununla alakalı inşallah kaymakamlık nezdinde, valilik nezdinde, gerekirse milletvekillerimiz nezdinde ne yapılması gerekiyorsa inşallah Gündoğdu mahallemizi tekrar yaylamızda komşu olarak bir araya geleceğiz. Bunun sözünü verelim ve ardından hemen Gökçe Süleymanlı mahallemize geçelim. Evet. Gökçe Süleymanlı mahallemizin de altyapı ve üst yapı problemleri var. İnşallah bunları çözeceğiz. Su problemleri var. Bunları da çözeceğiz. Gökçe Süleymanlı mahallemize inşallah bu yıl içerisinde bir tane de çocuk parkı ilave edeceğiz. Ve Şerefli Boğazı'ndan eski yol var Süleymanlı'ya. Halam Süleymanlı'da olması vesilesiyle çocukluğumda çok gidip geldiğim yol. İnşallah o yolu da aktif hale getireceğiz. Kadınlarımız üzerinde çalışmalarımız olacak. Nasıl olacak? İnşallah Baydarlığımızda kooperatif kuracağız. Kadın kooperatifleri kuracağız. Eşimin de hanım eli üzerinde ustalık belgesi olduğundan ötürü inşallah eşim de buradan hanımlarımıza öncülük edecek. Ne yapılması gerekiyorsa, hangi yol izlenmesi gerekiyorsa, hangi belgeler alınması gerekiyorsa eşimle birlikte hareket edip inşallah kadınlarımızı da bir meslek sahibi edeceğiz. Hayvancılık üzerine inşallah devletimizin hangi desteği varsa, hangi kredisi varsa, hangi hibesi varsa belediye olarak biz bunları takip edeceğiz. Vatandaşlarımızı her ay yapacağımız bilgilendirme toplantısında inşallah hep birlikte açıklayacağız. Hangi yol izlenmesi gerekiyorsa onlarla da alakalı yolu takip edeceğiz. Tek amacımız vatandaşlarımızın mutlu, huzurlu ve bir Baydarlı'ya sahip olması için diyorum. Üniversiteyi kazanan her öğrencimize burs verilmesi için derneklerimizle, Baydarlı Kültür ve Dayanışma Derneği, Gökçe Süleymanlı Sosyal ve Dayanışma Derneğimizle ortak hareket ederek ne yapılması gerekiyorsa öğrencilerimizin okullarını tamamlama konusunda, yurt bulma konularında, ev bulma konularında ve mesleklerini üniversiteyi bitirdikten sonra hangi koşullarda hareket edeceklerini inşallah bizler arka planda destekçileri olacağız. Belediyemizin GES projesi olacak inşallah. Belirlediğimiz bir nokta var. Oranın çalışmaları yapılıyor. Bittikten sonra vatandaşlarımızla paylaşacağız. Göletimiz, şelalemiz, dipsiz gölümüz 365 gün, 6 saat geceliği, gündüzlü, aydınlık ve bütün vatandaşlarımızın rahat bir şekilde çocuklarıyla zaman geçireceği bir yer haline gelecek. Geçtiğimiz neresi var? Çok özür diliyorum. Buradan tekrar kıymetli vekillerimize ve ilçe başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah Mayıs ve Haziran ayı içerisinde bütün arazi yollarımız komple elden geçecek. Evet. Gurbetten gelen vatandaşlarımız istedikleri gibi piknik alanlarına son model arabayla gidecekleri şekilde teşviyeleyeceğiz. Malzeme serilecekse malzemesini serileceğiz. Ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Tek hedefimiz var, vatandaşımızı mutlu etmek. Vatandaşımız mutlu olduğu zaman bizler de inşallah mutlu olacağız. Eyvallah, teşekkür ederiz. O zaman son olarak buradan seçmeninize ne demek istersiniz adayım? Kıymetli hemşehrilerim,
Enerjimiz tam, genç olmamız vesilesiyle. Siyasi gücümüz yerinde, merkezi iktidarın Baydarlı Belediye Başkanı olması vesilesiyle. Projelerimiz tam. Bu projelerin arkasında bütün milletvekillerimiz var. Üzerine basa basa söylüyorum. Genel Başkan Yardımcımız var. Biz bunları 5 yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Bunu buradaki söylemiş olduğum sözler benim sözüm değil. Genel Başkan Yardımcımız Zafer Sarıkaya Bey'in, Anayasa Komisyon Başkanımız Sayın Yusuf Beyazıt Bey'in, Tokat Milletvekillerimiz Mustafa Aslan ve Cüneyt Aldemir Bey'in sözüdür. Şimdi gelelim. Şimdi seçmen diyor ki, adayımız şu, ben Mustafa Asker'e niye oy vereyim? Mustafa Asker'e niye oy vereyim? Evet. Çok güzel bir soru. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet odaklı. Belediyenin asli görevleri nedir? Vatandaşının yolunu yapmak, vatandaşının evinde suyunu akmasını sağlamak ve vatandaşının çöpünü, temizliğini sağlamak. Ben de diyorum ki size, biz Mustafa Asker belediye başkanlığında sadece suyla, temizlikle ve çevre düzenlemeleriyle belediye başkanlığı yapmayacağız. Biz vatandaşımızın olduğu her alanda, vatandaşımızın düğününde, cenazesinde, bayramında 365 gün 6 saat yanında olacağız. Bunu yapacak güce de sahibiz, vatandaşımızı mutlu edecek projelere de sahibiz. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Son sözü Celal abi senden alalım. Sen de Baydarlı AK Parti Teşkilat Başkanı olarak son sözlerini senin bir alalım. Suat'ım, ben Mustafa kardeşime gönül verdim. Yola çıkarken dedi ki, abi ben bu yola çıkıyorum ne diyorsun? Ben dedim yanındayım. Yani şunu öğrendim ki Mustafa gerçekten hani böyle belediye başkanı olayım diye değil de hizmet edeceğini anladığım için. Evet. Ve 4 ayda gece gündüz beraber Sayın Niyaz Duman Bacanağım'la. Çünkü ben şunu gördüm Mustafa'da. Siyasetin içinde yetişmiş Tokat'ta. Onu gördüm. Vekillerin yanında yani Ankara'ya gittiğimiz zaman Mustafa çok farklı bir konumda onu gördüm. Ben de tamamen gönül verdim. Beni de sağ olsun dediler ki şimdi yani vekillerin de şeyin teveccühüyle belde başım olarak kabul ettiler. Allah razı olsun. Ben de gönül verdim Baydarlı'ya. Ben 20 senedir Baydarlı'ya gönül verdim. Evet. İskesu'ya gönül verdim. Elimden ne geliyorsa hasbelkader. Şimdi genç kollarımızı kurduk. İnşallah kadın kollarımızı kuracağız. Baydarlı'ya bir öncelik yapacağız yani. Farklı bir sistem getireceğiz. Baydarlı'ya farklı bir sistem getireceğiz inşallah. Tamam, ses gidiyor Celal abi. Ondan sonra... Baydarlı için ne gerekir? AK Parti'nin verdiği hizmetlerden faydalanacağız. Herkes faydalanacak. Yani ben gönül verdiğim için ben orada siyasi olarak veyahut da bir şey kazanayım diye değil. Ben İskesu'yu kazanayım, Baydarlı'yı kazanayım. Ben Baydarlı için 20 senedir mücadele veriyorum. Bunları siz de çok iyi biliyorsunuz. Çok kişilerle mücadele ettim. Ama bundan sonra Mustafa kardeşimin yanındayım. Devam. Allah nasip ederse. Baydarlı'ya AK Partili'yi getirdik. AK Parti'nin hizmetlerden faydalanacağına eminim. Eyvallah. Bir selam gönder. Bütün beni seven dostlarıma selam olsun. Allah razı olsun bu saate kadar dinlediler. Aileme, özellikle torunlarıma, bizi seven herkese selam olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. AK Parti'yle devam. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Son 7 dakikamıza girdik. Evet. Adayımızdan projelerimizi dinledik sevgili dostlar. Burada şunu da söylemek istiyorum. Baydarlı Belediyesi'ne bu zamana kadar kimin emeği geçtiyse teşekkür ederiz. Allah razı teşekkür olsun. Ediyoruz. Şu anki belediye başkanından, bundan bir önceki rahmet olan belediye başkanlarımızdan, dernek başkanlarımızdan, iş adamlarımızdan kim elinin altına taşı koyduysa hepsinden Allah razı olsun diyoruz. Ve bütün adaylarımıza Anadolu Rüzgarı'nın kapısı açıktır. Ekin TV'nin kapısı açıktır. Bütün buradan Baydarlı'mızın diğer adayına da sesleniyoruz. Gelip kendinizi tanıtmak istiyorsanız buyurun gelin. Diğer belde başkan adaylarımıza sesleniyorum. Bütün Tokatlı, Reşadiyeli, belediye başkan adaylarımıza, muhtarlarımıza buradan sesleniyoruz. Ekin TV'mizin, Anadolu Rüzgarı'nın kapısı her daim açıktır. Hiçbir şekilde bu AK Parti, CHP, İYİ Parti hiç fark etmiyor, MHP hiç fark etmiyor. Önemli olan Tokatlıysa,
Tokat'a bir faydası olacaksa bizim başımız üstünde yeri vardır. Hiç değişen bir şey yok. Parti için bizi gözetmiyoruz. Bu anlamda Tokat Reşadiye Baydalı kasabası AK Parti Belediye Başkanı adayı Sayın Mustafa Asker'e çok çok teşekkür ederim. Sizlere çok çok teşekkür ederim. İlk bizlerle beraber oldunuz. Seçmenlerimiz zaten gereken mesajı almıştır. İnşallah Baydarlı'mıza hangisi hayırlısı olacaksa Rabbim onu nasip etsin diyoruz. Baydarlı bizimdir. Biz Baydarlı'yı terk edemeyiz. Her türlü iyisiyle kötüsüyle orası bizim baba ocağımızdır. Her zaman Baydarlı için elimizden geleni yaparız. Ben Suat Polat olarak, Anadolu Rüzgarı olarak her daim Baydarlı'nın yanındayım. Bunun buradan sözünü vereyim. Size de çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah yolunuz bahtınız açık Allah olsun. Allah razı olsun. Suat Bey, buradan Baydarlı Gençlik Kolları Başkanımız Sayın Yusuf Duman'a, Reşadiye, İl Genel Meclis Üyemiz Yusuf Avşar, Emre Erdoğan Bey'e, komşu belediye başkan adaylarımız Ali Sarakaya, Mustafa Şahin Bey'e, Cimitekke Belediye Başkan adayımız Erol Bey'e ve bizleri onurlandırdığı için Bozcalı Belediye Başkanımız Sayın Yücel abime, Yücel Gülbahar abime selamlarımı gönderiyorum. Sağ olun, var olun. Bizleri bu saate kadar sizleri yorduğumuz için hakkınızı helal edin. Daha güzel Baydarlı için, Baydarlı'nın yarınlarının bugünlerinden daha güzel olması için bu yola çıktık. İnşallah sizlerin, siz seçmenlerimin desteğiyle Türkiye yüzyılına yaraşır Baydarlı'yı hayata geçireceğiz. Cümleten Allah'a ısmarladık. Hayırlı geceler. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. O zaman güzel bir ellikte finalimizi yapalım. Haftaya çarşamba akşamı 22.30'da Anadolu Rüzgarı'nda görüşmek, buluşmak ümit ediyorum. Ana sponsorumuz Ekin Gayrimenkul'e, yönetim kurulu başkanımız Sayın Selahattin Bayram'a, Cihat Bayram'a, Emrah Binici'ye, Mücahit'in Bayram'a, Ekin TV ailesine çok çok teşekkür ederim. Klavye'de Taner Gamsız bağlamada Aylin Durubur'a çok çok teşekkür ederim. Ellik'te güzel bir final yapalım. Haftaya çarşamba akşamı bizler buradayız. Hadi bakalım gelsin. Ellik oynarız mı Baydarlı? Başkan adayı. Hadi bakalım. Celal abi, elliğin başını. Ver coşkuyu. Efendim, bu arada Çiçekçi'ye tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ver coşkuyu. İskesür. İşte bu. Haydi bakalım. Ver, ver. Ata binen ağadır, ata binen ağadır. Atın yönü dağadır, atın da yönü dağadır. Kara gözlü sevdiğim, kara gözlü sevdiğim. Bu türküler sanadır, bu türküler sanadır. Bugün hava çizseni, bugün hava çizseni. Seher yeli eseli, seher yeli eseli. Öyle bir kız sevdim ki, öyle bir kız sevdim ki. Daha küçük liseli, daha küçük liseli. Çık yukarı yukarı, çık yukarı yukarı. Baydarlı'ya çıkarsın, Baydarlı'ya çıkarsın. Baydarlı'ya çıkınca, İskesür'e çıkınca, cennetteyim sanırsın, cennetteyim sanırsın. Öyledir yar, öyledir. Dert adamı söyledir, almış yarın yanına,
türkü söyler oynadır almış yarı yanına. Türkü söyler oynadır ah Eminem darı koydum ambara. Eminem darıldın mı sen bana? Eminem darılırsan vay darıl. Ah Eminem dünya dolu yar bana. Eminem darılırsan vay darıl. Kız Eminem dünya dolu yar bana. Hele hele hele. Eminem kara çorap giysene. Eminem akşam bize gelsene. Eminem seni çok seviyorum. Eminem hallarından bilsene. Eminem seni çok seviyorum. Eminem hallarından bilsene. Çayım üstü çeyil yar. Eğil seni öpem yar. Ben çok güzeller gördüm. Senin gibi değil yar. Ben çok güzeller gördüm. Senin gibi değil yar. Gel beri yar beri yar. Çık yaylaya yürü yar. Ben gidiyorum köyüme. İstanbul'da sürü yar. Efendim haftaya çarşamba akşamı görüşmek buluşmak ümidiyorum. En kötü günü böyle olsun. Allah'a ısmarladık. Radyo 2.